Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda. Sabah sporundan herkese günaydın. Bugün 9 Eylül Cuma, saatlerimiz 7.4 dakika geçmekte. Her gün olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün Avrupa'da temsilcilerimiz sahaya çıktı. 4 karşılaşma yaptık. 2 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz, 1 de mağlubiyetimiz var. Tabii ki takımlarımızın Avrupa karşılaşmalarını detaylı olarak konuşacağız. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Başakşehir, Harts deplasmanında İskoçya'da adeta şov yaptı. 4-0 kazandı. Sivas Spor'un bu sezonki resmi maçlarda galibiyet özlemi Slavia Prag karşısında da devam etti. Sivas Spor'la Slavia Prag 1-1 berabere kaldı. Ve Trabzonspor Macaristan'da deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Tabii Trabzonspor'a üzüldük. Çünkü rakip maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti kırmızı kart sonrasında. Dün Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasında oyun pek iyi değildi ama maç sırasında yapılan fauller, teknik adamların açıklamaları, o karşılaşmayla da ilgili konuşacak çok şey var. Batshuayi ilk kez Fenerbahçe forması giydi ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü atmayı başardı Belçikalı oyuncu. Abdullah Avcı Trabzonspor'la mukavelemizi 3 sene uzattık dedi. Bunun dışında PFDK'da Josef de Souza'nın cezasını açıkladı. Beşiktaş'ın tepkisi var. Dün Türkiye'de transferin son günüydü. Transfer bitti, yine hareketli bir sezon yaşadık. Son günde de yine birçok gelen giden oyuncu oldu. Transfer sonrası takımların oluşturdukları kadrolara da bakacağız. Dolayısıyla dolu dolu bir gün, her zaman olduğu gibi Sabah Sporu'nda sizleri beklemekte. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda. Evet, saatlerimiz 7.14, Sabah Sporu'ndan bir kez daha herkese günaydın. Tabii ki takımlarımızın Avrupa sınavlarıyla Sabah Spor'una başlayacağız. Dün Fenerbahçe kendi sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Batshuayi son dakikada golü attı. Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı. Biliyorsunuz iki ekip Şampiyonlar Ligi elemesinde karşı karşıya gelmiş ve Dinamo Kiev Fenerbahçe'yi elemeyi başarmıştı. Ama ondan sonrasında Dinamo Kiev için işler pek iyi gitmedi. Benfica'ya toplamda 5-0'la elendiler. Ligde 2 karşılaşmada 2 mağlubiyet aldılar ve 3'er gol yediler. Fenerbahçe ise bir ay öncesine göre daha iyi durumdaydı. Jesus da bunu söylemişti ve Fenerbahçe full tribünler önünde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Ben dün maça gittim. Stattaydım. Çok da iyi bir futbol izleyemedik. Çok fazla faul oldu. Çok fazla oyun durdu. Oyun bir türlü akamadı. Neredeyse net gol pozisyonu, şut bir ara hiç izleyemedik. Ama sonu Fenerbahçe için iyi oldu. Barış abi, siz neler gördünüz? Tabii stattan izlemekle televizyondan izlemek arasında ciddi fark oluyor. Hani faul pozisyonlarının kaçı gerçekten faulde, oyuncular ne kadar ciddi şekilde sakatlandı, onu çok canlı gözle insan algılayamıyor tekrar izleyemeyince. Ama hani tribünlerde herkes sinirlendi doğal olarak oyunun çok fazla durmasına. Bir türlü futbol oynanamadı. Şimdi maç bittikten sonra Jesus'un rakip takım kalecisine sen yat yat kalkma ya yat diye gidip seslenip şey yapması çok sosyal medyada da yankı buldu. Maç boyunca çünkü çıldırttı. Başta kalecisi olmak üzere Dinamo Kiev'li oyuncular. Yani sizin gördüğünüz televizyondan da aynı şekilde görülüyor. Sürekli oyunu yavaşlatan ve durdurmaya çalışan, soğutmaya çalışan bir Dinamo Kiev takımına karşı sürekli oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Tabii
birbiri de bulması Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı ve daha çok strese soktu Fenerbahçe'yi. Dinamo Kiev zaten sert oynayan, temaslı oynayan bir takım. İlk 25 dakika zaten Fenerbahçe'yi sindirmek için daha evvel Şampiyonlar Ligi eliminelerinde yaptıkları taktikle sürekli fauller yaparak böyle birkaç dakika içinde 3 faul, 5 faul, 7 faul, 10 faul zaten böyle bir sindirme ve sinirlendirme politikası izliyor Dinamo Kiev. Rusescu'nun takımlarında genelde bu var zaten. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüzden farklı bir şey görmedik burada da. Sadece daha iyi bir Fenerbahçe var Şampiyonlar Ligi'ne göre. Daha hazır bir Fenerbahçe var. Yeni oynayan oyuncularıyla, kenardan girenlerle hem daha fazla maç oynamış, daha fazla birbirine uyum sağlamış, fizik olarak daha hazır, teknik ve taktik ve mental olarak da daha olgunlaşmış bir Fenerbahçe var Şampiyonlar Ligi elemeleriyle bugün arasında. İşte o farkta bugün Fenerbahçe'nin son dakikada da olsa kazanmasına sebep oldu. Bunu yapamamıştı Fenerbahçe 2 Dinamo Kiev maçında. O maçlarda da daha iyi oynayan taraftı. O maçlarda da daha fazla oyunu soğutmaya çalışan, savunma yapıp oyunu uyutup, soğutup kontrataklarla vurmaya çalışan Dinamo Kiev aynı Dinamo Kiev'di. Ama Fenerbahçe daha hem İşte sakinliğini korumaya çalıştı. Hem de oynamaya çalıştı. Oyunun bütün faullerine, oyuncuların senin de söylediğin gibi ısrarlı yatmaları, sürekli işte kramplar giriyor, sakatlıklar ama 8 kere falan 7 kere 8 kere Dinamo Kiev'in şeyi sahaya giriyor. Ortada bir şey yok, bir sakatlık yok. Ama işte soğutucular, moğutucular falan filan. Yani bacaklara sıkılan soğutucular aslında oyuna sıkmak için sıkılan soğutucular. Bu bir taktikti ve bu taktik işte son birkaç dakikaya kadar da tuttu aslına bakarsan. Dinamo Kiev'in istediği şekilde oynandı karşılaşma. Gerildi de ortam ama tribünlere nazaran oyuncuların daha sakin kaldığını söyleyebilirim. Ve Fenerbahçe dediğim gibi yani Şampiyonlar Ligi elemelerinde de daha iyi oynayan taraftı her iki maçta da ama sonunda elenen taraf olmuştu. Bunun bir hesabı vardı görülecek, dün de konuşmuştuk. O görülecek olan hesap biraz zor da olsa yine aynı taktiklere maruz kalınsa da dün o hesap görülmüş oldu. Ve son dakika gollü olması da ayrı bir tabii coşku yarattı ama o derecede de insanlar gerildiler. Peki karşılaşmada Fenerbahçe'de ön plana çıkan oyuncular, beğendiğiniz olumlu yönler, olumsuz yönler nasıl konuşuruz? Yani ben açık söylemek gerekirse Fenerbahçe'de şu oyuncuyu çok beğendim diyeceğim bir performans yoktu. Çok futbol kalitesi üst seviyeye çıkamadı. Senin de söylediğin gibi. Yani çok keyifli bir maç olmadı. Sürekli duran bir oyunda, sürekli işte oyuncuların yerde yattığı, birbiriyle itiştiği, işte kartlar, karşılıklı fauller iki tarafta sertleşti. Çünkü önce Dinamo Kiev başlattı ama Fenerbahçe'de o sertlikle baş edebilmek için Fenerbahçe'de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı ve iki tarafta sert oynadı. Dolayısıyla böyle bir ortamda kötü bir futbol maçı olduğunu söyleyebilirim ve böyle bir maçta da Fenerbahçe'de başta João Pedro olmak üzere birçok oyuncusu o harala gürele içerisinde futbol oynamaya çalıştı, bir şeyler üretmeye çalıştı. İşte duran top organizasyonunda Fenerbahçe fark yarattı. Hava toplarında çok hakimdi. İlk yarıda zaten şeyin pozisyonu yok. Dinamo Kiev'in cihazında topla buluştuğu pozisyonu yok Fenerbahçe'nin. 19'a 0 gibi ilk yarıda Fenerbahçe'nin ceza sahasında topla buluşma üstünlüğü var rakibe nazaran. Böyle bir karşılaşmada ikinci yarıda Fenerbahçe'nin 1-0'dan sonra biraz düştüğünü gördük. Dinamo Kiev'in daha fazla Fenerbahçe arasında gözüktüğünü, daha fazla pas yaptığını, Fenerbahçe'nin üzerine geldiğini ve pozisyonlar bulduğunu gördük. O pozisyonlarda Altay başarılıydı. Yani Altay'dan João Pedro'ya, Batshuayi, sonradan gelen Batshuayi'nin arka direkte topla buluşması, o topu orada beklemesi ve o topa doğru vuruş yapmasına kadar Fenerbahçe'de yanlış giden bir şey olmadığı gibi performansı çok öne çıkacak bir oyuncu da oyunun gidişatı bakımından da futbol çok müsaade etmedi diye düşünüyorum. Evet, dakikada 35'i gösteriyordu Fenerbahçe. Atak yönüne göre sol taraftan bir korner kazandı. Diego Rossi'nin kornerinde Gustavo Henrique güzel bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi ki o bölüme kadar hani Dinamo Kiev'in atak yapma düşüncesi, atağı yoktu neredeyse. Barış abinin de söylediği gibi rakip ceza sahasında topla buluşamamıştı Dinamo Kiev ama Fenerbahçe'de rakibi çözmekte, oyunu hızlandırmada pozisyon bulmakta çok zorlanıyordu. Arka arkaya fauller yediği bölüm Fenerbahçe'nin zaten o bölümler. Arka arkaya fauller yediği bölüm. Sonra dengelendi oyun. Evet. Yani hem fauller dengelendi hem oyun dengelendi. İkinci yarıda dakikalar 69'u gösterirken
Skor 1-1'di. Fenerbahçe golü yedi 63'te, 69'da Cessun hamleleri geldi. Golü yedikten sonra onu da söyleyeyim, yani 1-1'den sonra Fenerbahçe ciddi şekilde bocaladı. Hı-hı. Yani o Şampiyonlar Ligi'ndeki başına gelenler yine mi benim başıma geliyor havası. Takımın üzerine ciddi şekilde çöktü ve takımın oyununun da bozulduğunu da gördük 1-1'le beraber. Yani o Fenerbahçe'nin 1-1'le 2-1'i bulduğu son bölüm haricinde bir 20 dakika var ki, 15-20 dakika var ki Fenerbahçe biraz da şaşkın vaziyetteydi. Yani ben yine yenemiyorum bunları. Yine daha futbol oynamaya çalışan tarafım. Yine daha fazla daha organize gözüken tarafım ama rakip yine bir şekilde işte oyunu soğutarak, şununla bununla yatarak kalkarak yine istediğini alacak galiba havası oyuncularda vardı. Jesus bunlara değişikliklerle müdahale etmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirerek biraz daha ateşlemeye çalıştı takımı. Tribünde taraftar, kenarda Jesus. İşte o senin dediğin değişiklikler öyle geldi. Evet, dakikalar 69'du. Pedro çıktı, Rossi çıktı, Joshua King çıktı. Batshuayi girdi, İrfan Can Kahveci girdi ve Ener Valencia girdi. Dakikalar 69'u gösterirken. Diego Rossi çıkarken hafif bir tribünlerde tepki oldu Diego Rossi'ye. Maç boyunca da Diego Rossi'nin taraftarla arasının şu an pek iyi olmadığını açıkçası stadyumda gördüm. Batshuayi bilmiyorum oynamasını bekleyen var mıydı ama Cessun açıklamalarından sonra ben pek beklemiyordum. Kenarda görünce şaşırdım Batshuayi ama o da maçın adamı olmayı başardı. Dakikalar 83'ü gösterirken bu kez Crespo ve Alioski çıktı. Yerlerine Mert Hakan Yandaş'ta Lincoln girdi ve az önce de bahsettik 90+2'de Batshuayi arka direkte boş pozisyonda topla buluştu. Güzel de bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 3 puanı getirdi. Ener Valencia ile Batshuayi aynı anda oyuna girdiler. Batshuayi Ener Valencia'ya göre biraz daha etkili gözüktü. Dün Ener Valencia pek gününde değildi. Mücadele etti, koşmaya çalıştı ama topla buluştuğu noktalarda Ener Valencia'nın etkili olamadığını gördük. Batshuayi golün dışında bir kez topla buluştuğunda çok güzel bir dönüş yaptı. Yüzünü kaleye döndü. Direkt olarak kaleye doğru gitmeye çalıştı. Yine bir iki pozisyonda olumlu hareketleri oldu Batshuayi'nin. Bu arada oyuna girerken de Fenerbahçe taraftarının Batshuayi'ye ciddi destek verdiğini de söyleyelim. Hani Batshuayi gelirken eleştirilmişti ama şu an Fenerbahçe taraftarı daha golü atmadan önce oyuna girerken oyuncuya da ciddi bir destek verdi. Dün aslında ben de Barış abiye katılıyorum. Hani Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inde öyle çok da iyi oynadı diyebileceğimiz, fark yarattı diyebileceğimiz bir oyuncu pek göze çarpmadı. Herkes kendi standartında oyunlar ortaya koydu. Pedro, Joshua King, Rossi hani o kalabalıkta, o hengamede arada kaynadı diyebiliriz. Crespo ve Arao iyi mücadele etti Kievli oyuncularla. Crespo yine çok faal yaptı, çok faal aldı. Ferdi Kadıoğlu yine böyle biraz tribünlerden tepki çeken bir oyuncu olarak gözüme çarptı. Ama mesela tepki çekti diyorsun tribünlerden ama yani hemfikir olduğumuz konu hiçbir oyuncu bireysel olarak kötü ya da iyi olarak öne çıkamadı. Maçın gidişatı da bunu gerektirdi. Aslında Fenerbahçe takımı çok iyi mücadele etti ve elinden geldiği kadar da işte o bir ara konsantrasyonun dağıldı, özgüvenini kaybettiği, moralini bozulduğu bir bölüm var. Bir olan bölüm. Onun dışında iyi de mücadele etti. Sonuna kadar da bırakmadı. Golü de öyle buldu zaten. Ama hani Ferdi bana göre bu kadar tepki alacak bir performansı olmadığı gibi istekliydi. Yani merkezde Arao, sağ çizgide Ferdi. Ya Ferdi şöyle, Barış abi şöyle eleştiri aldı, onu da söyleyeyim. Şimdi topla çok fazla buluştu. Evet. Topla çok fazla buluştuğu için bayağı da bir orta yapma fırsatı oldu Ferdi'nin. Onları çok iyi kullanamadı. Evet. Ferdi'nin ortaları hakikaten çok etkisiz. Evet. Hani savunmanın en kolay toplayabileceği şekilde toplar. Ferdi halbuki çabuk bir oyuncu. Mesela bir pozisyonda taç çizgisinde rakibi bıraktı, top taça çıkacak diye etrafından dolaşıp topu alıp devam etti. O çabukluğuyla girip araya bir anda topu alıyor, sürüyor vesaire ve driblingi de iyi. Ve çabukluğu, öngörüsü falan da iyi Ferdi'nin. Dolayısıyla o orta yapmaktansa çizgiye inip içeriye top çıkartsa, çop kesse, yani o devam sıfıra doğru gidip yerden çıkartarak topu içeriye pozisyon öyle arasa çok daha verimli olacak aslında. Bunları çalıştıracaktır tahmin ediyorum. Yani, aynen, çok ezbere ortalar yapınca tabii 1-2, 3. de taraftarda. Rakibin topladığı rahat ortalar tabii doğrudur ama isteğiyle, arzusuyla ve oyunun içinde oluşuyla merkezde Arao
sahada da Ferdi topla buluşmasıyla vesaire bence oyunun kötülerinden zaten olmaz da hatta öne çıkan oyuncularından da diyebiliriz ama dediğim gibi yani yıldızlaştıracak, şu çok iyi diyecek. Yani Arao mesela yani mesela iki oyuncu var. Arao'yu ve Gustavo'yu hiç beğenmemiştik taraftar. Ben de Arao'yu beğenmiştim. Gustavo'yu beğenmemiştim. Ama genellikle Arao ve Gustavo'nun eleştirildiğini hatırlıyorum. Yeni gelenlerden. Aslında çok o kadar eleştirilmedi başarı. Eleştirildiği şeyler oldu. Gustavo'yu ben de mesela çok ağır bulmuştum ve hiç hazır değil demiştim. Fakat Gustavo'nun da giderek takıma uyum sağladığını, işte duran toplarda, ataklarda öne çıkıp gol bulması, ilk defa gol atması vesaire, onun da ısındığını görüyoruz. Yani ben açık söylemek gerekirse şöyle bir pozitif bir ön yargı içinde bakıyordum zaten. Yani Jorge Jesus'a özellikle bir sempatim ve teknik adam olarak takdir ettiğim bir adam olduğu için ta Benfica döneminden itibaren yıllardır ben onun yanlış adam getireceğini kendi referansıyla ben bu adam istiyorum diye öyle Flamengo'dan, Portekiz'den, oradan buradan oyuncu getirdiği zaman Brezilya Portekiz bölgesinden özellikle kendi bir yıllık geldiği takıma gel benimle beraber şampiyon olmamız lazım bizim burada diye oyuncu getirdiği zaman oyuncunun kötü çıkma ihtimalini açık söylemek gerekirse pek görmüyorum. Bunu Jesus'a olan güvenimden dolayı söylüyorum. Ama açık söylemek gerekirse yani bu adamı Jesus nasıl getirmiş dediğim adamların da yavaş yavaş takıma adapte olduklarını, katkı sağlayabileceklerini görmeye başladığımı da söylemem lazım. Evet, dün Fenerbahçe'nin grubunda Rennes de son dakika golüyle kazandı. Onu da size söyleyelim. Fransız temsilcisi Larnaca deplasmanındaydı. Maç 1-1 devam ederken onlar da 90+6'da golü buldular ve Fransız temsilcisi Rennes de, düzeltiyorum, 90+4 3 puanla Avrupa Ligi'ne başladı. Şimdi bundan sonraki karşılaşmada, yani o da gelecek hafta ayın 15'inde Rennes-Fenerbahçe mücadelesi var. Fenerbahçe Fransa deplasmanında olacak. Hani Dinamo Kiev'i dün izledik. Larnaca zaten daha mütevazi bir ekip grupta. Fenerbahçe ile Rennes bu grupta sanki liderlik için kapışacak gibi gözükmekte. Ve gelecek hafta bu iki takım Fransa'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı oldu. Ne oldu? Fenerbahçe bu hafta ligde bay geçiyor. Dolayısıyla bu hafta sonu Fenerbahçe dinlenerek geçirecek ve Perşembe günü Rennes'le karşı karşıya gelecek. Maç bittiği noktada tabii taraftarlar mutlu, galibiyeti kutluyorlar. Aynı şekilde oyuncular da mutlu, galibiyeti kutlarken Jesus'u gördük. Sağ kenarından bir anda sinirli bir şekilde sahaya girdi. O işte hepinizin gördüğü Dinamo Kiev kalecisiyle bir ikili diyalog. Gerçi ikili diyalog derken arada tabii 20-30 metre fark var. Ondan sonra bir anda ortam biraz gerildi. Bir oyuncular ne oluyor, ne bitiyor diye anlamaya çalışırken tabii bütün gözler oraya döndü. Ama taraftar da herhalde öyle bir şey bekliyormuş ki, öyle bir tepki bekliyormuş ki taraftar bir anda Jesus'u bağrına bastı. Birilerinin bu duyguyu sahaya yansıtmasını beklemişler. Yani çünkü taraftar doldu. Gole sevindi ama Dinamo Kiev'li oyuncuların genel tutumları karşısında tabii tepkisini gösteremedi taraftar. Jesus'un onlar namına rakip takım oyuncularına böyle bir şeyde bulunmuş olması, onu yapacak Jesus yapabilir. Başka biri yapamaz. Yani ne taraftar yapabilir ne başka diğer oyuncular, o zaman kavga çıkar zaten. Ya da taraftar yaparsa da zaten tribün cezası vesaire gelir. Ama Jesus'un kalkıp rakip takım oyuncuya böyle işte 20-25 metreden senin söylediğin gibi tepki göstermesi, yat sen yere diye, şimdi yatıyordun bütün maç, şimdi de yat yere diye, o tepkisini belli edecek şekilde. Ve bana sorarsan Jesus bunu hem maç boyunca tabii dolmuş, kenarda teknik adam oynamaya çalışan, ama sadece bu değil. Jesus bence bunu biraz tribünlere de yaptı. Yani bunu herkese yaptı Jesus. Herkesin enerjisini alıp kendi üzerinden yansıtarak ciddi anlamda sempati de topladı. Jesus akıllı bir adam. Çok herkesin anlayacağı şekilde bu jestleri yaparak bana göre biraz da tribünleri oynadı. Ama işte ne yaptı? Camiayı, takımı, taraftarı kenetleme noktasında da bir görevi var. Bir toplum mühendisliği inşa ediyor bir yandan. Hem tepkisini ortaya koydu. Herkesin ortak tepkisini ortaya koydu. Buradan
sempati topladı. Hem de herkesin bir anda taraftarıyla, oyuncusuyla, hocasıyla aynı dili konuşmasını sağladı. Aynı noktada buluşturdu. Jesus herkesin sözcüsü oldu. Hı. Jesus herkesin sözcüsü olunca o toplum mühendisliği, taraftarı, takımı, camiayı kenetleyen eylemler bunlar. Ve bunlar çok ince, ufak şeyler ama çok fark yaratan şeyler. Çok akıllı bir adam, çok usta bir teknik direktör. Her gittiği yerde bunları yapar. Ve o yüzden de çok sevilir. Yani taraftar çok sever, oyuncular çok sever, yönetimler çok sever, kulüpler sever Jesus'u çünkü başarılı bir adam ve dediğim gibi birleştirmeyi bilen bir lider Jorge Jesus. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.38 saatlerimiz. Dün Lucescu maç sonunda basın toplantısını çok kısa tuttu. Hatta soru almadı. Tecrübeli teknik adam dedi ki bize çok faul yaptılar. Oyuncularımız hastanelik oldu. Böyle şey olmaz dedi. Tabii iki tarafta ilginç aynı şeyleri söylemesi. Hani Fenerbahçe Dinamo Kiev'den şikayetçi ama ben de o açıklamayı görünce Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'den şikayetçi. Ben açıklamayı görünce yazık Lucescu bunamış diye tweet attım. Çünkü hakikaten yani bundan şikayet edecek son adam Mircea Lucescu. Kılıçta yaşayan kılıçta ölür demiş Hazreti Ali. Ondan sonra kendisi maçın başlangıç düdüğüyle birlikte takımına sürekli faul yapmayı, sürekli oyunu durdurmayı ve soğutmayı söyledikten sonra Fenerbahçe'nin ne yapmasını bekliyor? Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'in bu futbolu futbol oynatmamak üzerine kurulu ki açık söylemek gerekirse takdir de ediyorum. İlk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında çalıştı. 2.90 dakika sonunda ayakta kalan Dinamo Kiev oldu. Ondan dolayı saygı da duymak lazım. Ama bir yere kadar Fenerbahçe üzerine koyduğunda sen ne kadar yaparsan yap futboluyla geliyor. Bunu geçebiliyor. Bunu gösterdi son karşılaşmada. Tabii son dakika dediği golün öfkesi vardı. Lucescu'da hayal kırıklığı vardı. Bayağı kendini birbiri hazırlamış. Biz buradan bir puan alıp gidiyoruz. Çok usta teknik direktörüm. Çok kurt teknik direktörüm. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl uyuttum bunları? Buraya geldim, burada da uyuttum. Eleme maçını da kazandım. Puan maçını da en azından kaybetmeden gidiyorum. Zaten bu şartlarda benim Dinamo Kiev olarak Fenerbahçe'de daha iyisini yapmam da mümkün değil. Kadro kalite farkı var diye. Kendi kafasında bu işi kodlamış ve istediğini alamamış, son anda alamamış ve bunun yarattığı bir agresyon var Lucescu'da. O öfkeyi ve gerginliği görüyorsunuz üzerinde zaten. Basın mensuplarına bir şeyler anlatıyor, bağırıyor, çağırıyor falan filan. Basın toplantısını terk ediyor falan. Hiç ortada bir şey yok halbuki. Gayet normal bir karşılaşma. Kendi yarattığı tablo içerisinde, kendi taktiği içerisinde kaybettiği için bunu hazmedememiş bir görüntü içindeydi Lucescu. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'in sert futboluna ayak uydurması ve onların sertliğine ikili mücadelelerde sertlikle karşılık vermesi en doğal hakkı. Bunu yapmayacak mı yani Fenerbahçe? O zaman Fenerbahçe bütün faullere sessiz kalacak. Oyun sürekli duracak. Topu sürekli ya kazanacak ya kazanamayacak, faul olacak yahut kaybedecek. Yani ya topu rakibe verecek ya da faul olacak. Ama topu alıp yürüyemeyecek. Bu şekilde de maç bitecek. Yok böyle bir dünya yani. Onun için kendi yaptıklarına bakmayıp kendisine yapılan faulleri öne çıkartması, sürekli oyuncuların yerde yatıp vakit geçirmelerini göz ardı etmesi, bunun yarattığı sahadaki gerginliği, tribündeki gerginliği göz ardı etmesi, bunlar tabii tek taraflı bakan ve mağlubiyeti hazmedemeyen teknik adamların göstereceği tavırlar. Lucescu da açık söylemek gerekirse bunu sergiledi. Çok futbolla alakalı şeyler konuşmadığını maalesef söylemek zorundayım. Evet, işin ilginç tarafı maçı Dinamo Kiev 3 sarı kartla tamamlarken Fenerbahçe 5 sarı kart gördü. Karşılaşma boyunca özellikle son anlarda Altay vakit geçiriyor diye sarı kart verince tribünlerinde ciddi bir tepkisi oldu hakeme. Çünkü hani Dinamo Kiev'in kalecisiyle Altay'ın yaptıkları arasında çok büyük fark vardı. Altay biraz oyunu yavaştıralınca hakem hemen orada sarı kartı gösterdi. Evet, yani hakemin özellikle maçın ilk bölümünde arka arkaya 3-2 dakika içinde 5 faul. Hakem oralarda hiçbir şekilde kartına başvurmayıp ilk sarı kartı 40. 41. dakikada gösterdi.
göstermesi, böyle bir yarım saat geçen yani 1 ve 30 dakika arasını bu kadar faulle kesilen bir oyunda ilk sarı kartı 40'ta 41'de çıkartması hakem açısından da büyük bir talihsizlik yani ve hakemin zaman... ben açık söyleyeyim sana, ben böyle şeylere çok girmek istemiyorum ve konuşmuyorum ama hakemin Dinamo Kiev ve Ukrayna-Rusya savaşı ile alakalı bir sempati duyduğunu düşündüm açık söylemek gerekirse maç oynanırken. Çok müsamahakardı yani Dinamo Kiev oyunculara karşı. Bu kadar fazla faul yapan bir takımda tekrardan faullerde en ufak bir sonraki harekette faulde sarı kart olmasa sarı kart vermeleri gerekiyor. Tabii seni 4 kere uyardım diyor mesela ve gösteriyor. Takıma veriyor aslında evet, o sarı kartı. Evet. Oyuncuya değil. Hani faulün sertliğine değil, o pozisyona değil ama sen sistematik olarak faul yapıyorsun, oyunu oynatmıyorsun. Dolayısıyla bu faul daha yaparsa ben de sana sarı kart gösteririm. Bunu önleyici hakemlik deniyor. Zaman zaman İngiltere'de hakemler çok güzel yapıyor. Bunu yapamadı kesinlikle. Hakemin niyeti pek yoktu. Vallahi yapamadı mı? Dediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşından dolayı bir sempati mi vardı Dinamo Kiev'e karşı? Onu çok kestiremiyorum ama günün sonunda Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'nin yaptığı faullerden şikayetçi olma şansının ve lüksünün olmadığını düşünüyorum. Evet. Dün Fenerbahçe tribünlerinde maç öncesi bir kareografi vardı. Atatürk'ün sözleri, yurtta sulh, cihanda sulh sözleri İngilizce olarak tribünlere yazılmıştı. Fenerbahçe taraftarı da güzel bir kareografi yaptı. Karşılaşma öncesinde. Barış abi, eğer aklınızda bir not yoksa yavaş yavaş Fenerbahçe maçı. Tabii şunu söyleyebilirim, bir tek maçla ilgili değil, senin son söylediğin kareografiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Tabii bu kareografi niçin çok önemliydi? İki sebeple çok önemliydi. Bir, daha önce Putin tezahüratları Dinamo Kiev'li kızdırmak için taraftarın yaptığı tezahüratlar tabii tasvip etmek mümkün değil. Yani bir savaş suçlusu pozisyondaki Putin'i her ne kadar biz ülke olarak şu an Rusya'ya biraz yakınlaşma içinde gözüksek de farklı sebeplerden dolayı Ukrayna-Rusya savaşını tabii milletçe hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Yani Rusya'nın Ukrayna işgalini hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Böyle bir şartlarda Dinamo Kiev'in tribünleri ve sahanın içini germesinden dolayı taraftarın da onların canını acıtmak için yaptığı Vladimir Putin tezahüratları tabii tüm dünya kamuoyunda yankı bulmuştu. Putin'e tüm dünyadan Ukrayna işgali dolayısıyla tepki varken Fenerbahçe'nin ne sebeple olursa olsun, rakibi kızdırmak da olsun, rakibin canını acıtmak olsun, ne sebeple olursa olsun Putin lehine tezahüratlar yapması tabii ki kabul edilebilir bir şey değildi. Ve buna da bütün dünyadan büyük tepki gelmişti. Ben o zaman sadece bunun çok abartılmaması gerektiğini kendi tarafımızda, bunun bir savaş yanlısı, Rusya'nın işgali yanlısı bir tutum, siyaset yorumcuları topa girmişti çünkü o dönemde. Bu siyaset yorumcularının topa gireceği bir konu olmadığını, futboldan çok anlamadıklarından bu yorumları yaptıklarını, futbol taraftarının bu tip siyasi şeylerle ilgisi olmadığını, tamamen o anda rakip takımın canını ne acıtacaksa, onları ne sinirlendirecekse kendi öfkelerini yansıtmak bakımından bunu bağırırlar. Bunun arkasında bir şey yoktu çünkü aynı Fenerbahçe taraftarı maç başlamadan Dinamo Kiev'li oyuncuları alkışlamıştı sahaya çıktıklarında. Bunu hatırlatmıştım. Benim bu yaptığım hatırlatmadan ve taraftarı savunur yorumumdan da sen de Putin ve dolayısıyla hani böyle bir şeyi tasvip ediyorsun diye bana tepki gösterenler olmuştu. Benim dediğimi anlayamamışlardı onlar. Çünkü ben daha çok siyaset yorumcularıyla ilgili bir yorum yapmıştım. Bunu futbol içinde olmayanlar anlamaz demiştim. Ama tabii ki günün sonunda Vladimir Putin lehine tezahürat yapmak da içinde bulunduğumuz dünya konjonktüründe tasvip edilebilecek bir şey değil. Tepki alınması da gayet doğal. Şimdi tabii buna karşılık Fenerbahçe'nin bu kendisinin duruşu, taraftarın, camianın duruşuyla ilgili bu yanlış anlaşılmayı ve bu tepkileri, tüm dünyadaki tepkileri bertaraf etmek için böyle bir hamle yapması bence kulüp yönetimiyle koordinasyon içerisinde yapılmış bir koreografi bu. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini İngilizce olarak oraya yazmaları bence çok akıllıca ve doğru bir hamle. Böylece Fenerbahçe'nin bu Putin'le alakalı, o Putin tezahüratıyla ilgili imajını da düzelten bir görüntü olmuş oldu. Bir de tabii ikinci olarak da şunu söylemem lazım. Sen araya gideceksin biliyorum. Fenerbahçe dünkü Fenerbahçe sayfasında kapamış oluruz bununla beraber. Yani öyle bir
dönemden geçiyoruz ki ülke olarak bu ülkenin kurucusuyla, kurucu değerleriyle, vizyonuyla mücadele eder bir görüntü var ülke içerisinde. Ve birileri çok cesaretlenmiş bir şekilde Atatürk'e hakaretler etmeyi bile hiçbir cezasız da kaldığını sosyal medyadan ve her yerden, sokaktan görüyoruz. Bu fütursuzca bu Atatürk ve Atatürkçü değerlere, bu ülkenin Atatürk üzerinden sahiplendiği vizyona ve ilk kuruluş ilkelerine büyük bir saldırı var ülkede. Dolayısıyla ne sebeple, ne gerekçeyle olursa olsun Atatürk'ün lehine yapılan tezahürat, Atatürk'ün vizyonunun yönünde yapılmış olan koreografiler, şunlar bunlar bizim için gurur vesilesidir. O yüzden dün Mustafa Kemal Askerleri izleyen taraftarı da kutluyorum. O koreografiyi de kutluyorum. Hani Barış abi, yani Fenerbahçe, içinde Atatürk geçenlere özel hassasiyetimiz var. Fenerbahçe ve taraftar çok net. O kadar net ki o konuda. Şimdi çok net olmak, çok net yani. Çok net olmak bir şey ifade etmiyor Ali. Çok net gösteriyorlardı olmak. Ama. Heh, gösteriyor. Şimdi ben bunu tabii Fenerbahçe taraftarı göstermiyordu, şimdi gösteriyor diye söylemiyorum. Gösteriyorlardı ve yani. Ama her seferde bunu bizim, kim gösteriyorsa bunu, kim ortaya koyuyorsa bunu teşvik etmemiz ve alkışlamamız ve kendimiz de kendi değerlerimizi ortaya koyup göstermemiz gerekiyor. Ben onun için önemsiyorum. Başka bir zaman olsa Atatürk demek çok normal bir şeydir. Çok üzerinde durulacak, konuşacak bir konu değildir derdim. Ama öyle bir dönemden geçiyor ki ülke, Atatürk'ün anıldığı, olumlu anlamda Atatürk'ün anıldığı ve Atatürk'ün temsil ettiği, Atatürk fani bir insan, öldü gitti. Ama onun temsil ettiği değerlere, en önemlisi laik, sosyal hukuk devleti olan Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkan kim varsa onun özellikle tutup kolundan alkışlatılması gerekiyor, teşvik edilmesi gerekiyor ki, çünkü çok büyük bir saldırı altındayız. Bütün değerlerimize, cumhuriyetimize yapılan bir saldırı var. Ve bu cesaret alan, teşvik edilen bir saldırı kimi cenahlarca ve kimi dinamiklerce. Böyle bir mücadele var. Adı konmamış bir savaş var toplumda. O yüzden Atatürk'le alakalı her şeyi fazlasıyla da konuşmamız ve kendi duruşumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Ben herkesten de bunu rica ediyorum. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.53 saatlerimiz. Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında aklımızda kalanları sizlerle paylaştık. Sırada Trabzonspor var. Trabzonspor dün Ferencvaros deplasmanından ne yazık ki mağlubiyetle döndü. Gruptaki diğer karşılaşmada Fransız temsilcisi Monaco Kızıl Yıldız'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Monaco'nun golü de ikinci yarıda 74. dakikada geldi. Böylece Ferencvaros ve Monaco ilk karşılaşmalardan 3 puanı ceplerine koymuş oldu. Trabzonspor açısından tabii belki maç pek istenildiği gibi başlamadı. Henüz maçın başında Trabzonspor geriye düştü. Ama 16. dakikada rakibin kırmızı kart görmesiyle beraber herkes umutlandı. Trabzonspor beraberliği de bulur, bu maçı çevirir diye düşündü. Ancak Trabzonspor ikinci golü yedi. 10 dakika sonra yeni transfer Maxi Gomez'le 2-1'e getirdi. Yine Trabzonspor taraftarı ve ekran başındaki futbol severler umutlandı ama ilk yarı biterken bir penaltıyla skor 3-1'e geldi. İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişiklikleri yaptı. İkinci yarının hemen başında Abdullah Avcı 3 oyuncu birden değiştirdi. Ardından Umut Bozok'u aldı. Umut Bozok'la 71'de bir kez daha umutlandık. Skor 3-2'ye geldi. Ancak Trabzonspor kendisine puanı getirecek golü bir türlü bulamadı. Dakikalar 87'yi gösterirken Yusuf Yazıcı'yla bir gol bulduk ama offside pozisyonuyla beraber o gol de VAR'dan döndü ve Trabzonspor 3-2 mağlup oldu. Barış abi, dün sizinle konuşurken Trabzonspor'a pek güvenemiyorum demiştiniz. Hani performans olarak Macaristan deplasmanında biz biraz hani hem maçtan hem iddiadan konuşurken ama hani sizin tek kelimelik özetiniz Trabzonspor'la ilgili pek güvenemiyorum olmuştu. Dün de aslında Trabzonspor ligdeki genel performansının
hani neden düşük olduğuna böyle işaret eden bir oyun ortaya koydu. Kötü başlayabilirsiniz maçı ama 10 kişi oynamak çok uzun süre bir avantaj futbolda. Evet. Trabzonspor bir türlü değerlendiremedi. Tabii maç sonunda %73 topa sahip olan taraf, işte 20'nin üzerinde gol denemesi olan taraf Trabzonspor'du. Ancak istediğini alamadı. Ben maça gittiğim için ilk 65-70 dakikayı kaçırdım. Son bölümü izledim. Son bölümde de pek bir şey yoktu. Çok fazla bir enerji yoktu. Evet. Şimdi Trabzonspor'da bir kere şunu çok net söylemek lazım. Ciddi takımda değişim oldu. Yani bir sürü transferler yapıldı. Özellikle son gelen oyunculardan tabii bu Maxi Gomez başta olmak üzere daha yeni yeni oynayacaklar. Biraz Trabzonspor'a bu manada zaman vermek lazım. Yani yeni gelen oyuncuların adaptasyonu takıma intibakı için zaman vermek lazım. Nwakame'nin ayrılmasından sonra evet biraz bocaladığını Trabzonspor'un söylemek doğru. Trezege o boşluğu, Nwakame'nin boşluğunu birebir doldurmaya çalışıyor. Ve özellikle sağ kanattan, diğer kanattan ve göbekten Trabzonspor verimli gelemiyor, etkili olamıyor ve öyle bir noktaya geldi ki geçen sene şampiyon olmuş, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş, hocasıyla devam eden, oyuncuların çoğuyla devam eden bir Trabzonspor'un daha istikrarlı, daha ne yaptığını bilen, daha özgüveni yüksek bir performans göstermesini, daha ABC planını oturtmuş bir Trabzonspor, sağ içindeki şartlara göre esneyebilen, planlarını uygulayan bir makine düzeni beklersiniz Trabzonspor. Biz sezon başından beri bunu göremiyorduk Trabzonspor'da. Görememeye de devam ettik ve bir noktada senin izlemediğin bölümde de söylenebilecek tek not Trabzonspor'la ilgili, topu Trezeguet'e atıp onun üreteceklerinden bir şeyler ummaktan başka bir planı olmayan bir takım görüntüsüydü Trabzonspor. 11-10 kaldıktan sonra da bunu lehine çeviremedi. Tabii bu aklı şunu getiriyor. Yani merkeze yapılmış transferler var. Özellikle Bardi. Yani onun hiçbir şey üretemediğini, inisiyatif alamadığını, sorumluluk alamadığını, aldığı yerlerde top kayıpları yaptığını görüyoruz. Bunu geldiği günden beri görüyoruz. O katkıyı Enis Bardi'den alamıyor Trabzonspor merkezde. Ondan sonra oyunun savunma tarafında işte Gbamin'i hemen arkada deri dörtünün önünde oynattı. O da çok vasat bir görüntü içindeydi. Sağ kulvardan bir şey üretemiyor. Merkezden bir şey üretemiyor. Sürekli topu at Trezeguet'e. Trezeguet alsın iki kişiyi geçsin. Ceza sahasına götürsün topu. Ondan sonra oraya biz gelelim. Bardi ile Bakasetas'la, Abdülkadir ile falan filan ne yapacağımıza bakalım. Şimdi öyle olmuyor. Maxi Gomez'e daha yeni bir transfer olarak tabii ona da zaman vermek lazım. Trabzonspor'un sahada fazla çözüm üretebilecek bir planı olmadığını biz görüyoruz. Dersine çalışmamış bir takım görüntüsünde. Ama günün sonunda Trabzonspor kaliteli futbolcuları olan, Türkiye'de şampiyonluk yaşamış, bu senede şampiyonluğun doğal adaylarından biri olarak değerlendirilen ve buna uygun transferler de yapmış bir takım. Yani işte kulübesine de baktığında Umut Bozok sonradan oyuna girdi, gol de attı. Hamşik'in sakatlığı, Uğurcan'ın sakatlığı, bunlar tabii etkiledi Trabzonspor. Onu da bütün bunları söylerken çok önemli oyuncularının sezonu açamamış olmaları, çok kritik oyuncuları da Trabzonspor'un sakatlıktan dolayı kullanamadığını da söylememiz lazım. Hem Hamşik ve Uğurcan başta olmak üzere sakatların dönmesi, hem yeni gelen oyuncuların intibakıyla Trabzonspor mutlaka ve mutlaka toparlayacak. Böyle gitmeyecek. Ama şu anki görüntüsü dün söylediğimiz bir cümlelik özet. Ne yapacağı belli olmayan bir takım Trabzonspor. İşte 11-10 ciddi bir avantajla büyük bölümünü maçın oynamasına rağmen 3-2 kaybetmesi. Hatta yani 2-1'i buldu 11-10 iken. Artık buradan bu maçı çevirir denilen yerde 2-1'den 3-1 oldu. Evet. Yani dolayısıyla sonra 3-2 yaptı ve ondan sonra 3-2'den sonra da 3-3'ü bulabilecek şeyi de gösteremedi. Baskıyı da kuramadı. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet.
Evet, yeni saatte sizlerle beraberiz. Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Saatlerimiz 8'e 2 dakika geçmekte. Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Trabzonspor'da dün yeni transfer Maxi Gomez golünü attı. Güzel de bir gol attı. Onun dışında tabii Trabzonspor'da hakikaten geçen seneki kadroya göre yeni birçok isim var. Gbamen orta sahada, Bardri yine merkezde, Trezeguet kanatta, Larsen bekte, Bartra savunmada. Dün Trabzonspor'un yenileri bunlardı. Şimdi onu tam söylüyordum. Yani şimdi Gbamen, Bardi merkezde önlü arkalı beklenen katkıyı daha sağlayamıyorlar. Üzerine koymaları lazım. Abdülkadir Ömür sağ kulvarda etkisiz. Şimdi böyle olunca bütün yük Trezeguet'in üzerine biniyor ve Trabzon buradan bir şey üretemiyor. Şimdi bakıyorsun Uğurcan sakatlıktan dönecek. Hamşik sakatlıktan dönecek. Ki girdi ikinci yarıda oyuna. Şimdi yeni transfer var. Maxi Gomez oynadı, golünü attı. Daha işte kulübeden gelip katkı sağlayan yine yeni bir transfer var. Umut Bozok. Henüz işte tam manasıyla daha Uğurcan kaleye geçmedi. Hamşik tam manasıyla performans göstermiyor. Onda maç eksiği, antrenman eksiği gözle görülür bir şekilde vardı. Yusuf Yazıcı transferi var. O da ikinci yarıda oyuna girdi. Onu da daha intibak etmesi, tekrar takıma uyum sağlaması yeni haliyle bu takıma gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde, yani Yusuf Yazıcısıyla, Umut Bozoğlu'yla, işte Bardi üzerine koyabilirse koyacak, yoksa başarısız bir transfer gibi gözüküyor şu ana kadar, ama konuşmak için, böyle şeyi konuşmak için erken olduğunu da hatırlayalım. Yani Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'si de dün gol atıyor. İşte daha değerli topla oynamaya başlıyor bu eleştiren Gustavo Henrique. Toparlanıyor. Yeni gelen oyunculara zaman tanımak lazım. Yani aynı şey Enis Bardi için de geçerli olabilir. Ama yani Yusuf Yazıcı, Umut Bozok hamlelerini kulübeye özellikle yapmış bir takımın artık saha içi organizasyonda ve kanat organizasyonu özellikle, hani bu yükü Trezeguet'in sırtından alacak şekilde yeni planlar üretebilmesi gerekiyor. Bu da artık Abdullah Avcı'na düşen bir görev. Hamşik'in merkez orta sahaya dönmesi, Uğurcan'ın kaleye geçmesiyle bence toparlayacak. Ama o sallantılı görüntü Trabzon'da ligdeki hali, güven vermeyen hali Avrupa'da da devam ediyor. Öyle bir geceydi. Çok iyi bir gece değildi. Hani beraberlik çıkabilirdi açık söylemek gerekirse. O da olmadı. Yani yoksa bir puan aslında alınabilirdi 11-10 kaldıktan sonraki performansla. Ona da yetmedi. Böyle oldu. Evet, French Varoş kendi ligine çok iyi başlayan bir takım. Ligde 5'te 5 yapmışlardı. Maç başına da 3 gol ortalaması vardı French Varoş'un. Ve ligde sadece 1 gol yemişlerdi ama tabii ligdeki performans her zaman Avrupa için geçerli. Trabzon hazır olsaydı, iyi gününde olsaydı ölçü değildi ve French Varoş'tan çok daha iyi bir takım olarak orada da kazanırdı. Ama Trabzon'da hazır olmayınca, French Varoş'ta iyi gününde olunca ve zaten hazır gelince bu maça böyle bir sıkıntı yaşanacağını dün konuşmuştuk. Oranların işaret ettiği tehlikeyi de burada ifade etmiştik hatırlarsan. Doğru. Ama ben biraz bahane olarak görüyorum Barış abi bunları. Neyi? Hani işte hazır olsaydı Trabzonspor, mesela Abdullah Avcı da bireysel hatalardan bahsediyor. Yok, bunu hani, ben bahane diye değil, eleştiri olarak söylüyorum. Yok biliyorum. Ama zaten Trabzon cephesi de öyle. Hani daha işte tam hazır değiliz. Tabii ne diyecekler? Sonra, ne diyecekler? Öyle. Hazır değiller. Bu kim için bahane değil? Bu Abdullah Avcı için ve oyuncular için bahane değil. Taraftar ve yorumcular için gayet doğru bir tespit. Evet. Hazır değiller. Hazır olmaları gerekmiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Yani onu diyorum. Tabii ki. İlk başlamış. Buna hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Şimdi senin rakibin hazır. Sen niye değilsin? Bu kadar geride kalmış yok karşılaşma. Yok canım. Eylül'deyiz. Eleme oynamış. Eylül'deyiz. Yani sen transferlerin efendim geldi, geç geldi falan. Yapacağım zamanında yap o zaman. Yani bunların hiçbiri yönetici için, teknik adam için ve oyuncu için bahane değil. Bunlar onların eksik olduğu konular. Ama biz nasıl izah edeceğiz Trabzon'un eksikliğini hazır olmamalarıyla? Evet, Maxi Gomez güzel bir gol attı dedik. Birkaç tane de etkili pozisyonu var. Maxi Gomez'in özellikle çektiği bir şut çok çok güzeldi ceza sahası dışından. Oyuncunun hemen kendine göre solundan gitti top. Hani kalecinin zor çıkarabileceği bir pozisyondu. Çok güzel bir şuttu. İzlemesi de çok güzeldi ama gol olmadı. İlk yarıda sıkıntı yaşadık diyor Maxi Gomez. Takım tamamıyla savaşmaya çalıştı. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha iyiydi ama maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet oldu dedi. Maç sonunda Abdullah Avcı da az önce bahsettik. Bireysel hatalardan biraz yakındı ve bizim böyle bireysel hatalar yapmamamız gerekiyor dedi.
oyunda kendi adlarına eleştirecekleri birçok şey olduğunu dile getirdi Abdullah Avcı. Oyunun başında özellikle bizim arkamıza attıkları koşuyla yediğimiz birinci gol var. Ortak olmak istedik ama bizim gibi takıma yakışmayacak şekilde bireysel hatalardan goller yedik. 2-0'dan sonra oyuna döndük diyor Abdullah Avcı. Skor 2-1 olduğunda istediğimiz şekilde maç dönecekken bireysel hatadan 3. golü yedik. 10 kişi kalan rakibimiz karşısında oyunu döndürebileceğimizi düşünüyorduk, kazanacağımızı düşünüyorduk. Ama olmadı diyor Abdullah Avcı. Devam edelim. İlk yarıda 3 golün ikisi bireysel hatadan geldi. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olup iyi oynamamız gerekiyordu. Daha hızlı oynamamız, boş koşu yapmamız, kenardan hedefe doğru paslar atmamız lazım. İkinci gol kenar orta, sayılmayan üçüncü gol kenar orta. Bunun çoğalması lazım diyor Abdullah Avcı. Daha kaliteli bir takımız, daha doğru oynamalıydık. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik demiş. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli diyor Abdullah Avcı. Çıkardığımız derslere odaklanıp pazartesi günkü lig maçına hazırlanacağız. Abdullah Avcı'nın sözleri bu şekilde. Bir de gecenin tabii flash haberi, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 3 sene uzatması. Geçen sene ligde şampiyonluğu garantilemeden Ertuğrul Doğan mukavele uzatmak istemişti. Ben de buradayım zaten, mukavelem devam ediyor. Öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım demiştim. Ondan sonrasında yazında Ertuğrul Bey benimle görüşmek istediğinde sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun dedim. Ertuğrul Bey nasıl istediyse o şekilde oldu. Karşılıklı, mutlu, yeni bir organizasyonla yeni deftere gidebilmek için mukavelemizi 3 sene uzattık. Kulübün içindeki değişimleri doğru şekilde yaparak 3 senelik mukavele teklif ettiler demiş. Ben de hiçbir şey sormadan imzaladım. Bugün itibariyle açıklanmış. Hem Trabzonspor hem de benim adıma hayırlı olsun diyor Abdullah Avcı. Abdullah Avcı tabii Trabzonspor'da çok uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun mimarı. Kupalar kazandı. Trabzonspor uzun süredir kupadan da uzaktı ve 3 yıllık anlaşma yapıldı. Konuşmaya devam edeceğiz ama bir aramız var. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Evet, devam ediyoruz. 8.14 saatlerimiz. Abdullah Avcı sözleşmesini uzattı dedik. Abdullah Avcı'nın bu arada kariyerinde Avrupa macerası pek istenilen seviyede gitmiyor. Dün Ajans Spor bir istatistik paylaşmış Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi diye. Abdullah Avcı 30 maçta Avrupa'da sadece 5 galibiyet alabilmiş. 9 beraberlik ve 16 mağlubiyeti var. Mağlubiyet yüzdesi 50'nin üzerinde. Galibiyette %15'i biraz geçmiş Abdullah Avcı'nın kariyerinde. Tabi Abdullah Avcı seviyesinde bir teknik adam için oldukça bunlar düşük rakamlar. Sonuçta Başakşehir'le, Beşiktaş'la ve Trabzonspor'la Avrupa'da mücadele ediyor Abdullah Avcı. Bunun da biraz daha yüksek olması gerekirdi. Bakalım bundan sonraki süreçte Abdullah Avcı şimdi şöyle alan böyle, 5 karşılaşma şöyle önemli bir durum var. 3 yıllık sözleşmesini uzattığını söyledi Abdullah Avcı'nın. Bu çok önemli bir haber Trabzon'da ve önümüzdeki döneme yön verecek değerde bir haber. Çünkü Trabzonspor'un hani transferlerinin tartışıldığı ve geçen senenin şampiyon olarak daha iyi oynaması beklenilen bir görüntüde bunun henüz ortaya çıkmadığı bir durum varken çatlak sesler de başlamıştı Abdullah Avcı ile alakalı. Ciddi anlamda Trabzon'un içerisinde, şehirde ve tribünde Abdullah Avcı'nın bu yılı tamamlayamayacağı ufak ufak da olsa dillendirilmeye, kulaktan kulağa da olsa dillendirilmeye başlanmıştı. Bu tehlikeli bir şey.
Trabzonspor'un bundan sonra yeni gelen transferlerin uyumuyla, sakatların, kritik önemli sakatların dönüşüyle Trabzonspor'un toparlanacak olduğu beklentimiz ve bu muhtemel olan bu senaryonun işlemesi önündeki en büyük engel Abdullah Avcı ile alakalı bu konuşulanların daha güçlü dillendirilmesi olabilirdi. Bunun önüne geçmek bakımından Abdullah Avcı'ya 3 yıllık mukavele yönetimin verdiği bir mesaj camiaya ve herkese. Dolayısıyla Trabzonspor'un gündeminden teknik direktör değiştirme ihtimali çıkarsa bu bahsettiğim toparlanma daha hızlı olur. Daha kolay olur. Yani yönetimin bu anlamda güçlü bir duruş sergilemiş olması gerekiyordu. Bunu yapmış oldular. %100 öyle Barış abi. Arkasında da durmaları gerekiyor. Bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. Niyet biraz önemlidir. Biraz şey gibi olmuyor mu? Az önce seninle reklam arasında monarşiyi konuşuyorduk. Ama, göstermelik. Ama niyet... Yani çünkü şöyle futbolda çok yeni bir örnek, taze bir örnek. Mesela Chelsea'de Tuchel. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Chelsea'yi bütün kupalarda finale çıkardı. Finalleri kaybetti ama finale çıkardı ve yaz transfer döneminde Chelsea tarihinin en fazla para harcayan menajeri oldu. Yani Chelsea o evet. güveni Tuchel'e verdi. 300 milyon euronun üzerinde Chelsea para harcadı. Ondan sonra işler pek iyi gitmiyordu. Chelsea güle güle dedi bir anda Tuchel'e. Yani futbol artık öyle bir noktaya geldi ki hani bu 3 yıllık sözleşmeler, 5 yıllık sözleşmeler şeye katılıyorum ben. Hani bir güven göstergesidir. Evet, ben %100. O noktada söylüyorum. Ama pratikte elbette şimdi Trabzonspor pratik öyle bir noktaya geldi ki futbol. Bunu Trabzonspor özelinde söylemiyorum. Evet, yani her takım için geçerli bu. Doğru. Doğru. Ben de zaten o anlamda o anlamda bir Abdullah Avcı sezonu bitireceği ve uzun vadeli plan yaptığı tescillenmiş olduğu anlamı da söylemedim. Eğer Trabzonspor da bundan sonra 2-3 tane ağır mağlubiyet alsın, 1,5 ay sonra Abdullah Avcı'yı göndermiş olur. 3 yıllık yeni daha kontrat yaptı hocayı göndermiş olur. Tuchel örneği çok güzel bir örnek. Yani dünyanın her yerinde bu böyle oluyor. Ben o anlamda söylemedim. Ben en azından yönetimin bu çatlak sesleri bastırma noktasında güçlü bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Bu mesajı verdi. Ya bu mesajın da verilmesi gerekiyor. Yani şu da doğru değil. Hani ya nasılsa biz ne yaparsak yapalım eğer başarısız sonuç olsa hocanın gideceği biliniyor. O yüzden hani yapılmış olan kontratın bir önemi yok. O yüzden de boşuna da yapmayalım. Doğru bir şey değil. Yap kardeşim kontratını. Peki şu durum mesela böyle bir sözleşme yenilendiği zaman işin içine ciddi tazminatlar da giriyor. Heh, onu bilmiyorum işte. Mesela Beşiktaş hani Abdullah Avcı ile uzun süreli sözleşme yapmıştı. Bir sürü de parol edi açıktan. Haksız bir şekilde feshetti kendi kafasına göre. Hiç avukatlara yani saçma sapan bir şekilde. Ondan sonra da onun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi mesela öteki türlü olduğu zaman hani adım adım gidildiği zaman en azından böyle ciddi ekonomik yaptırımlar kulüplere gelmiyor. Mesela şöyle söyleyeyim Barış abi, Chelsea de böyle kafasına göre bir hareket yaptı bir anda, beklenmiyordu. Tuchel'in alacağı tazminat rakamı £13 milyon. £13 milyon Tuchel tazminat kazandı Chelsea'den. £2 milyon da yardımcıları, ekibi tazminat alacakmış. Yani bir anda böyle devam eden bir sözleşmeyi durduk yere kulüpler feshettiği noktada, ya durduk yere demeyelim, kendi gerekçeleri var ama işte ekonomik karşılığı £15 milyon oluyor bir anda Chelsea'ye. İşte Beşiktaş Abdullah Avcı'ya hala ödüyor. Hala para ödüyor Beşiktaş Abdullah Avcı'ya faiziyle beraber. Yani bu 3 yıllık 5 yıllık sözleşmelerin de bence böyle bir riski var. O sözleşmeleri yapmak demek tabii o tazminat maddeni de illa o şekilde koymak demek olmaması lazım. Yani o tazminatlarla ilgili de çalıştığı parayı almanın ötesinde çalışmış olduğu paranın dışında ileriye matuf ne kadar alacağı ile ilgili de çok net maddeler koymak gerekiyor. Evet. Yani siz şu demek, ben camiaya ve topluma hocaya güvendiğinizin ve hocanın arkasında durduğunuzun mesajını vermeniz önemli derken bunun yarın öbür gün hiçbir anlam ifade etmeyip saha skorlarına bağlı olarak sona erdirilebileceğini de düşünerek tazminat maddelerini de ona göre pazarlık etmeniz düşünmek lazım. Yani kulüplerin düşünmesi tabii, lazım. Yani. Tabii kulüp yönetimlerinin bu aksi takdirde yapmasalar daha iyi. Yani o mesajı verme daha iyi. 3 hafta sonra bu duruma düşeceksen. Anlatabiliyor muyum? Yani o kesin olarak öyle. Yöneticilerin bunların da farkında olması lazım. Yani bu mesajı vermenin önemini bilmek kadar
3 hafta sonra her şeyin değişebileceğini, o kontratın çok bir şey ifade etmeyebileceğini de bilerek kontrat da ona göre yapılmalı. Tabii gelecekteki yükümlülüklerini de hocaya da, yani hocam bak biz senin arkanda duruyoruz, bu mesajı veriyoruz. Seninle uzun vadeli kontrat da yapalım. Bu çatlak sesleri de keselim. Sen bizi şampiyon yapan hocasın. Biz seninle hemen yarın öbür gün yola ayrılmak falan gibi niyetimiz yok. Ama futbolda her şey var. Dolayısıyla böyle bir niyetimiz yok diye kulübün tapusunu sana verecek angajmanlara da giremeyiz. Dolayısıyla tazminatları da net bir şekilde belirleyelim. Hakkaniyetli bir şekilde senin de hakkını aldığın ama bizim de elimizi kolumuzu bağlamayan ama senin arkanda olduğumuzu gösteren mesajı verebileceğimiz maddeleri buraya yazalım diye konuşmalar lazım. Evet, şimdi Sabah Sporu'nda size biraz gazete manşetlerini aktarayım. Trabzonspor bir sonraki karşılaşmasını bu arada 15 Eylül Perşembe günü 19.45'te Kızıl Yıldız'la iç sahada oynayacak. Yine aynı gün Monaco iç sahada Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek. Akşam gazetesi Trabzon fiyaskosu demiş. Trabzon'un son iki harfi 10, rakibin 10 kişi kalmasına bir gönderme olarak yapılmış. Bana tabii biraz abartılı bir manşet olarak geldi. Trabzonspor 74 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Abdullah Avcı da fırtınanın başında çıktığı 7. Avrupa maçında yine galibiyet alamadı demiş akşam gazetesi. Maxi Gomez Trabzonspor formasıyla ilk golü kaydetti. Yusuf Yazıcı'nın attığı gol vardı iptal edildi. Umut Bozok da yine Trabzonspor'da gol sevinci yaşadı denmiş. Sivasspor'la alakalı olarak Sivasspor salladı ama yıkamadı. 1-1 böyle bir manşet atmış akşam gazetesi. Bu arada Sivasspor'da bir sonraki karşılaşmasında Perşembe günü 15 Eylül Perşembe günü Kluj deplasmanında olacak 19.45'te. Devam ediyoruz. Şöyle bir gazetelerde neler var? Onları size aktaracağım. Özellikle dünkü takımlarımızın Avrupa karşılaşmalarıyla alakalı olarak. Tabii ki transfer haberleri de var. Akşam Fenerbahçe ile alakalı olarak Batman'dan sevgilerle diye bir manşet atmış. Sarı lacivertler uzatmanlarında yeni golcüsüyle zafere uzandı. Kiev'den rövanşı aldı demiş akşam gazetesi. Fenerbahçe taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Batshuayi ilk maçında ilk gol sevinci yaşadı denmiş. Başakşehir'le alakalı olarak akşam gazetesi şehirden tarihi zafer demiş. 4-0'lık galibiyetle alakalı olarak Başakşehir'de bir sonraki Avrupa maçında 15 Eylül Perşembe günü saat 22'de Fiorentina ile karşı karşıya gelecek İtalyan temsilcisiyle. Dün Fiorentina sürpriz bir sonuçla Rigas'la evinde 1-1 berabere kaldı. Tabi bu da Başakşehir'in avantajı oldu. İlk karşılaşmalar sonunda Başakşehir 3 puanda, Fiorentina ve Rigas Skola'nın birer puanı var. Hearts da henüz grupta puan alamadı. Devam edelim. Fanatik gazetesi Trabzonspor tatsız başladı diye bir manşet kullanmış. Fenerbahçe ile alakalı olarak da işte Fener, işte Zafer manşetini görüyorum. Başakşehir müthiş başladı demiş Fanatik gazetesi. Sivas'ta Pırak'a geçemedi. Fırsat tepki tepti diye değerlendirmiş Fanatik gazetesi. Valla Sivas Slavia Prag maçı zaten çok ortada bir karşılaşmaydı. Yani her şeyin sonucunun çıkabileceği bir karşılaşmaydı. Çünkü Sivas zaten sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Slavia Prag'dı sonuçta Çeklerin iyi takımlarından. Dolayısıyla orada çok bir beklentimiz zaten yoktu ama Hearts Başakşehir maçını gerçekten beklediğimin çok ötesinde bir Başakşehir gördüm. Seyretme imkanım yoktu ama sonradan özetlerini seyrettiğimde karşılaşmayı çok şaşırdığımı söylemem lazım. Çünkü tamam Başakşehir Hearts'tan daha iyi takım ama ben kazansa da şaşırmam, kaybetse de şaşırmam dediğim bir maçta günün sonunda İskoç takımı da sonuçta ada takımıdır. Belli bir disiplini ve formasyonu olan bir takımdır diye, yabana atılmayacak bir takımdır diye kalkıp bir de oraya deplasmana gidildiğinde İskoçya'dan alınacak her bir puan çok kıymetli Başakşehir açısından. Daha iyi takım olduğu için kazanması da şaşırtmaz beni diye düşünürken 4-0'lık galibiyet, ama 4-0'lık galibiyet kadar değerli ve önemli olan maçın tamamını
domine eden bir Başakşehir. Başladığından bittiği ana kadar, yani istatistiklere baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Gollerde de zaten Hartz'ın dağıldığını da görüyorsunuz. Yani 4-5 oyuncunun arasından slalom yapan Başakşehirli var. Arka direkte unutulan, kafa vuran oyuncu var. Yani goller zaten maçın özeti. Başakşehir elini kolunu sallaya sallaya Hartz'ı yendi. Bu Hartz'ın zafiyeti kadar Başakşehir'in de kompakt karakteri ve bireysel ve takım halindeki beceri üstünlüğüyle alakalı bir şey. Çünkü %70 topla oynayan bir Başakşehir. Yani ilk yarıda %63, ikinci yarıda %75. Toplamda %69 topla oynayan bir Başakşehir. Maç boyunca Hars'ın rakip kaleye attığı şut 4. Başakşehir'in attığı şut 22. Başakşehir Hars'ın yaptığının 2 katı kadar pas yapıp 3 katı kadar isabetli pas yapmış. 4 net kaçan pozisyonu var. Sizin sevdiğiniz bir istatistik. Gol beklentisi XG'si 2.82 Başakşehir'in. Hartz'ın gol beklentisi 0.75. Dediğim gibi toplam 4 şutta 22 şut. Bir direkten dönen topu da var Başakşehir'in. 4-0'lık galibiyet. Hartz'ın maç boyunca rakip çay sahasında topla buluştuğu pozisyon sayısı 12. Başakşehir'in 42. Yani bu istatistik olağanüstü bir istatistik. 4-0'lık skoru da justify eden bir istatistik. Tebrik ediyorum Başakşehir'i. Hem ülke puan açısından hem de yani takımın özgüven açısından da son derece değerli. Yani Başakşehir Hars deplasmanında bunu yapabiliyorsa Türkiye Ligi'nde de zirve grubu adayı olarak 4 büyüklerin yanında mutlaka anılacak. Emre Belözoğlu'nu da kutluyorum. Evet, Fanatik gazetesinde Mehmet Demirkol saçma gerginliği Batshuayi bitirdi demiş yazısında. Şöyle bir detay var yazısında. Ferdi'nin sağ kanattan attığı uzun taçlar oyunda yeni bir pencere açtı. Fenerbahçe'nin kornerlerini saymak çok bir şey ifade etmeyebilir artık. Çünkü bu taçlar da farklı değil. Ve her şey kötü giderken golün de bu yolla gelişi Jorge Jesus için ayrı bir keyif olmalı demiş. Fenerbahçe dün taçlarda da Ferdi ile fark yarattı. Jesus'un Avrupa'daki imajımızı toparlamalıyız sözü yine Fanatik gazetesinde ön plana çıkarılmış. Devam edelim şöyle bir başka karşılaşmalarla ilgili gazetelerde neler yazılmış. 1113 günlük Avrupa hasreti denmiş Trabzonspor'la alakalı olarak Fanatik gazetesinde. Bordo Mavililer şeytanın bacağını yine kıramadı. Avrupa'daki son galibiyetin 2019'da AYK'ya karşı alan Trabzonspor 1113 gündür Avrupa'da kazanamıyor demiş Fanatik gazetesi. Olcay Çakır da karşılaşmayla ilgili yazısında zamana ihtiyaç var manşetini kullanmış. Maxi Gomez iyi başladı. Yine Fanatik'te yer alan detaylardan bir tanesi. Maxi Gomez ilk maçında siftah yaptı. Valencia'dan 3 milyon euro karşılığında kadroya katılan 26 yaşındaki forvet 39. dakikada çok şırt bir aşırma vuruşuyla topu ağlara yolladı demiş Fanatik gazetesi. Yiğido 1 puanı kurtardı. Yine Fanatik gazetesindeyiz. Kırmızı Beyazlılar Konferans Ligi'nde ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip uzatmalarda penaltı kaçırdı. Tabii penaltıyı da Ali Vural Şaşar kurtardı. Onu da söylemek lazım. Tebrik etmek lazım. Yenilmez şehir Başakşehir'le alakalı olarak böyle bir manşet atılmış. Sezona fırtına gibi giren Başakşehir durdurulamıyor. Temsilcimiz Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Hearts'ı 4-0'la devirdi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 11. resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi. Başakşehir bu sezon 11 maç yaptı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu hafta pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçı da oldukça güzel geçmeye aday. İki takım da iyi durumda ve pazartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecekler. Onu da açıkçası ben merak ediyorum nasıl bir karşılaşma olacak. Evet, Fotomaç gazetesi Fenerbahçe ile alakalı olarak öp babanın elini manşetini kullanmış. Trabzonspor'la alakalı olarak da duvara çarptık demiş Fotomaç gazetesi. Gazete manşetleri genel olarak bu şekilde diyelim. Araya gidelim. Aradan sonra transferlerle buradayız. Türkiye'de transfer sezonu dün bitti. Son gün transferleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
Evet, 8.36 saatlerimiz. İlk bölümde takımlarımızın Avrupa maçlarından aklımızda kalanları sizlere aktardık. Şimdi biraz da transfer gelişmelerini aktaralım sizlere. Galatasaray transferin son gününde şov yapan kulüptü. Tabii bu kadar fazla oyuncu geldikten sonra gidecek oyuncular da olacaktı ve Galatasaray'da yerli ağırlıklı ciddi bir oyuncu çıkışı oldu. Takip etmek de çok kolay değil Galatasaray'dan ayrılan oyuncuları. Hani toparlamak gerekiyor. Emre Kılınç ve Taylan Ankara Gücü'ne kiralık olarak gitti. Luyendama Antalya Spor'a kiralık olarak gitti. Oğulcan Giresun Spor'a gitti. Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi. Ömer Bayram Eyüp Spor'la anlaştı. Emre Akbaba Adana Demir Spor'a satıldı. 500 bin euro karşılığında ve genç oyunculardan, ki o da fazla forma şansı bulamıyordu, Atalay Babacan da Sarıyer'e gitti. Galatasaray'da dediğimiz gibi ciddi bir transfer hareketliliği vardı. Hem gelenler hem de gidenler olarak. Galatasaray'da tabii bu kadar fazla yerli oyuncu ayrılınca acaba Galatasaray hani bu yerli konusunda bir problem yaşar mı diye de konuşulmadı değil. Biraz kafaları bazı oyuncuların gidişi karıştırdı. Özellikle Emre Kılınç ayrılması, hani yarın öbür gün kanatta bir opsiyon olarak kullanılabilir miydi diye düşündürdü. Ama Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti böyle bir karar vermiş oldu. Galatasaray'ın da yeni sezon kadrosu şekillenmiş oldu. Galatasaray'da şimdi 3 tane santrafor var. Icardi, Seferovic ve Gomis. Bunlar tabii önemli oyuncular. Orada Icardi bir numarada olacak. Seferovic onun arkasında bekleyecek. Galatasaray tek santraforla oynadığı sürece Gomis de bu oyunculardan dakika çalmaya çalışacak. 10 numara pozisyonunda Galatasaray'da tabii Juan Mata var ve Mertens var. Mertens de hemen santraforun arkasında konumluyor kendini. Zaman zaman santrafor da oynayabiliyor Belçikalı oyuncu. Ancak Mertens'in hani bu santrafor rotasyonunda en ileri uçta tek başına oynaması pek beklenmez. Dolayısıyla Mertens ve Juan Mata'yı Galatasaray'da 10 numara pozisyonuna koyuyoruz ki dikkat ederseniz şu ana kadar yerli bir oyuncudan bahsetmedik. Galatasaray'da kanat alternatiflerine gelecek olursak Galatasaray'da Yunus Akgün şu ana kadar sağ kanatta tartışmasız bir numaralı oyuncuydu. Şimdi onun iki tane rakibi var. Raşit Sağ ve Yusuf Demir Yunus Akgün'le forma rekabetine girecekler. Burada tabii Yusuf Demir'in de yabancı kontenjanını etkilemese de ilk 11'e çıktığı noktada yabancı kontenjanı olarak, yani 8+3'ün 8 kısmında yer alacak bir oyuncu olduğunu söylemekte fayda var. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz var Galatasaray'da. Ama zaman zaman hepinizin bildiği gibi Mertens'in de o bölgeye kayma ihtimali son derece yüksek. Galatasaray'da merkez orta sahaya gelirsek, merkez orta sahada Torreira, Sergio Oliveira, Mitchell, Berkan Kutlu, Hamza Akman var. Galatasaray merkezini bu 5 oyuncuyla oluşturdu. Burada tabii ki Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ilk 11'in en kuvvetli adayları. Mitchell, Berkan Kutlu ve genç Hamza da yine orada dakika çalmaya çalışacak oyuncular olacak. Sağ bek pozisyonu yine Galatasaray'da yabancılardan oluşuyor. Dubois ve Sacha Boey olacak. Sol bekte Van Aanholt ve Kazımcan Karataş var. Bununla beraber stoperde de Galatasaray'da Nelson ve Abdülkerim Bardakçı bir numaralı isimler olarak gözüküyor. İki tane genç onların arkasında forma almaya çalışacak. Hatta belki üç tane genç demek daha doğru olur. Metehan Baltacı, Emin Bayram ve Matias Ross Jensen. Galatasaray kalede de Muslera ve Okan Koçuk'la devam edecek sezona. Barış abi, böyle bir tablo oluştu Galatasaray'da. Özellikle gelen gidenlerin böyle bir Galatasaray'da özeti yapılmış. Giden oyuncu sayısı Galatasaray'da muazzam. Galatasaray geçen seneki kadroyu neredeyse tamamen değiştirdi. Şimdi şöyle bir gidenleri okuyayım mı Barış abi? Oku. Saat kaç? 8.41. 8.50'ye kadar sürebilir ama. Oku, oku. Ondan sonra da, çünkü o zaman şöyle yapalım. Sen bu listeyi oku.
Öncesinde ben bir şey söyleyeyim. Ali Yer'in bu transferin son gündeki hareketliliği size özetleyecek. Galatasaray takımının da nasıl damga vurduğunu da biraz sonra anlayacaksınız. Hakikaten yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'la beraber ve son şampiyon Trabzon'la beraber Galatasaray'ın da nasıl bir şampiyonluk adayı olduğunu hakikaten göreceğimiz çok görkemli kadrolar bunlar. Çok önemli değişimler oldu beklemediğimiz kadar kulüplerde. Onu kesmemek noktasında bugün aynı zamanda İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Biz buradan İzmir'e, Türkiye'nin, ben tam bununla ilgili bir tweet hazırlıyordum çünkü sen bunları söylerken, Türkiye'nin batıya açılan penceresi İzmir, bizim göz bebeğimiz İzmir, hem ülke olarak öyle hem de radyo spor olarak öyle, çünkü İzmir radyo spor kurulduğu ilk günden beri en büyük coşkuyla radyo spora sahip çıkan şehirlerin başında geliyor. Dolayısıyla İzmir bizim ayrıca göz bebeğimiz ve Atatürk'ün Atatürk sevgisiyle, Atatürk vizyonuyla Türkiye'nin batıya açılan penceresinin de kurtuluşunun 100. yılında bizim de biraz sonra ilk reklam aramızda İzmir Marşı'yla çok sıkça da çalarız. Bir kere daha anmış, hatırlamış olacağız. İzmir'de buradan selamlıyoruz. Nice yıllara. Evet. Marka Galatasaray'da ayrılan oyuncuların başında geldiği seviyeye transfer olmuştu. Mustafa Muhammed kiralandı. Morutsan kiralandı. Ozan Vafor takımdan ayrıldı. Cagne, Aytaç, Sekidika, Ryan Babel, Ali Yavuz Kol, Bartu Elmas, Ömer Bayram, Çıkıldao, Taylan, Emre Kılınç, Luindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Omar, Feguli, Semih Kaya, Arda Turan, Fatih Öztürk, bir de kiralık olarak ayrılan oyuncular var. Onlar tabii normal sayılır. Erik Pulgar, Penya, Halil Dervişoğlu, Emre Akbaba. Yani Galatasaray bir takımı gönderdi. Elinde bazı oyuncuları tuttu ve bir takım oluşturdu. Yepyeni bir Galatasaray var şu an karşımızda. Galatasaray bu transfer döneminde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Mitsho, Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Matias Ross, Kazımcan Karataş, Seferovic, Mertens, Juan Mata, Icardi ve Rashica olmak üzere tam 13 oyuncuyla anlaştı ve sarı kırmızılılar artık bu kadroyla beraber ligde şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Galatasaray'ın özellikle son günde yaptığı hamlelerle beraber taraftarın modu da iyice yükselmişti. Bakalım bu kadro o beklenen performansı da ortaya koyabilecek mi? Tabii onu da Galatasaraylı taraftarlar merak ediyor. Bununla beraber Galatasaray'da dün rakamlar da açıklandı. Onu da söyleyelim. Şimdi Galatasaray'daki transfer hareketliliğinde Icardi'yi bedelsiz olarak Galatasaray kiraladı ve oyuncunun maaşının sadece 750 bin eurosunu Galatasaray ödeyecek. Bu da sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Hani doğru mudur, değil midir, böyle şey mi olur? Rakip takım taraftarları öyle pek inandırıcı bulmadı. Ama olay bu. 6 milyon 750 bin euro kazanacakmış Icardi ve bu maaşın 6 milyon eurosunu Paris Saint-Germain karşılarken 750 bin eurosunu da Galatasaray ödeyecek. Yusuf Demir'in 6 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray 5 taksit halinde yine karşı tarafa öderken Matias Ross Jensen'in 1.7 milyon euroluk bonservis bedeli de 4 taksitte ödenecek. Rashica bedelsiz olarak kiralandı. Juan Mata'nın zaten bonservisi elindeydi. Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı ve Juan Mata'nın da yıllık 1.9 milyon euro alması bekleniyor. Barış abi, bu rakam biraz fazla mı? 1.9 milyon euro Juan Mata için, hani Mertens'in arkasında daha çok bekleyecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani Juan Mata'nın da hemen hazır olması beklenemez.
Yani şimdi rakamları tabii çok şey yapamıyoruz. Yani mesela Juan Mata için evet yaşı itibariyle ve kadroda Mertens'in olduğu bir kadroda Kerem'in olmadığı bir kadroda Mertens'le beraber ancak oynayacak. Aksi takdirde Mertens'in arkasında bekleyecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Bir yandan da şöyle bir gerçek var. Yani bu bir pazarlık. Juan Mata bonservis elinde olan bir oyuncu. Bu şekilde hiçbir maliyeti yok. Bu alacağı paranın dışında hiçbir maliyeti yok. İmza parası da almıyordur. Dolayısıyla o da onun bütün anlaşmada bütün maliyeti bu işte. Dolayısıyla başka kulüplerde istiyorsa hani bonservis elinde Juan Mata'yı orada bir fark yaratmak için Galatasaray vermesi gerekenden biraz daha fazla vermek zorunda kalmış olabilir. Asıl enteresan olan mesela Galatasaray'ın, yani bu biraz yüksek gözüküyor ama işte niye yüksek olduğunu anlayabiliyorum. Böyle bir fırsat 300-400 bin euro da fazla verelim kaçırmayalım diye düşünmüş olabilir Galatasaray. Ama mesela Icardi gibi bir oyuncunun geliş maliyeti Galatasaray'a maliyeti son derece 750 bin düşük. 750 bin euro nedir ya Icardi için? 6 milyon 750 bin adamın aldığı para. 6 milyon eurosunu Paris Saint Germain ödüyor. 750 bin eurosunu Galatasaray ödüyor ve Galatasaray'da bir sezon oynuyor. 750 bin euroya. İnanılmaz bir transfer. Ben Galatasaray yönetimini Icardi transferiyle ilgili kutluyorum. Bu kadar büyük bir yıldızı, bu kadar önemli bir santraforu 750 bin euroya oynatmak çok ciddi bir fırsat. Nasıl olabilir? Mesela Icardi'nin maaşı hep daha yüksek konuşuldu. Yani şimdi dendi ki 8,5 milyon 9 milyon euro Galatasaray'da 3 milyon euroya kadar çıkabilir. Hatta 3,5 milyon euroya kadar çıkabilir dendi. Hani açıklanan bu işte 6-750 alıyor, 750'yi oynuyor, 6 milyonlu PSG ödüyor. Yani bu Paris Saint Germain'in son derece kötü bir pazarlığı, aynı şekilde de Galatasaray yönetiminin son derece iyi bir pazarlığı. Bu paraları alan bir oyuncu Icardi ve bunu sadece %10'una neredeyse Galatasaray oynatacak. Kalan parayı da Galatasaray'da oynadığı için Paris Saint Germain ödeyecek. Sırf 750 bin eurosundan kurtulmak için Icardi'yi kadrosundan çıkartmış oluyor Paris Saint Germain. Ve Galatasaray'ın da büyük bir kazancı. Bir yıllık müthiş bir transfer. Yusuf Demir, oyuncu bu yıl 650 bin euro kazanacak. Ve sonraki 3 senede her yıl maaşına 100 bin euro zam yapılacakmış Yusuf Demir'in. Raşit San'ın bedelsiz olarak kiralandığını söyledik. Oyuncuya bu sezon Galatasaray 1,5 milyon euro ödeyecek ve Matthias Ross Jensen, o da 4 yıl boyunca 400 bin euro alacakmış Galatasaray'dan. Galatasaray'ın transferlerin detayları bu şekilde. Emrah Baba'yı söyledik. Alanya Spor ve Adana Demir Spor arasında bir Emrah Baba savaşı oldu. Oyuncu Adana Demir Spor'a gitti. 500 bin euro karşılığında Galatasaray bir sonraki satıştan da %50 pay alacakmış. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir Marşı'yla İzmir'in kurtuluşunu selamladık. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşuydu. Galatasaray'daki transfer raporunu sizlere aktardık. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş'ta transferin son günlerinde 3 takviye birden yaptı. Nathan Redmond Premier Lig'den Southampton'dan geldi. Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'ta yine lig içerisinden Beşiktaş'ın yaptığı yerli takviyelerdi. Beşiktaş'ın özellikle yerli konusunda 8+3 konusunda sıkıntısı var. Bakalım Tayfur'la Tayyip Talha bu konuya bir çözüm olacaklar mı? Özellikle Tayyip Talha konusunda Fenerbahçe'li bir rekabeti vardı Beşiktaş'ın. Oyuncu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da transfer olabilirdi. Dün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'da açıklamalar yaptı. Hani Beşiktaş'la bir süreden beri görüşüyorduk ama konu çok uzadı. Beşiktaş ödemeyi parça parça yapmak istedi dedi. Ardından Fenerbahçe'nin devreye girişi, ki Fenerbahçe devreye girdikten sonra Fenerbahçe'de bir takas gündeme geliyor ve Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a transferi karşılığını Tayyip Talha da Fenerbahçe'ye gidecek, ama Serdar Dursun ikna edilemeyince ve kabul etmeyince Adana'ya gitmeyi, bu transfer gerçekleşmiyor ve Tayyip Talha da Beşiktaş'la anlaşıyor. Böyle bir onun da son günde hareketliliği oldu. Böylece Beşiktaş'ta transferi tamamlamış oldu.
Galatasaray'da tabii çok oyuncunun ayrıldığından bahsettik. Aslında benzer durum Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ta da neredeyse bir takım kulüpten ayrıldı. Şimdi Beşiktaş'ta giden oyuncuları size söyleyeyim. Beşiktaş 3 tane gencini Avrupa'ya gönderdi. Emirhan İlkan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi bonservisleriyle beraber Avrupa kulüplerinin yollarını tuttular. Tabii bu Beşiktaş açısından bir kayıp oldu. Beşiktaş bonservis bedelleri kazandı ama zaman zaman da Beşiktaş yönetimi eleştiri aldı. Larin, Güven Yalçın, Teixeira, Vida, Kenan Karaman, Gökhan Töre, Lens, Kartal Kayra Yılmaz kiralık olarak gitti. Hasic kiralık olarak gitti. Laiç, Oğuzhan Özyakup, Ensakala, Mehmet Topal, Douglas takımdan ayrılan oyunculardı. Beşiktaş aynı zamanda geçen sezon kiraladığı Batshuayi, Pjanic ve Can Bozdoğan'la da yoluna devam etmedi. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta da aslında ciddi bir değişim var. Beşiktaş'ın aldığı oyunculara şöyle bir göz atacak olursak aslında Beşiktaş'ta hakikaten ciddi iyi transferler yaptı. Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon içerisinde zaten anlaşılmıştı. Muleka, Emrecan Uzunan, Kerem Atakan Keskin, Redmond, Romain Saiz, Cenk Tosun, Dele Alli, Weghorst, Masuaku, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ın aldığı, transfer ettiği oyuncular oldu. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, devam ediyoruz. Saatlerimiz 9'u 2 dakika geçmekte. Fenerbahçe'de gelenler ve gidenlerden bahsedelim. Fenerbahçe'nin transfer raporunu sizlere aktaralım. Fenerbahçe'de normalde sezon başında 4-5 transfer yapılacak diye bir genel düşünce vardı. Fenerbahçe'de aslında diğer ezeli rakipleri gibi benzer bir şekilde çok ciddi, hareketli bir transfer sezonu geçirdi. Fenerbahçeli taraftarlar ilk başta gelen transferleri anlamakta zaman zaman zorlansalar da sona doğru herhalde ortaya çıkan kadrodan memnunlardır diye düşünmekteyim. Fenerbahçe'de gidenlere bakalım önce. Kim Min-jae takımın önemli yıldızlarından biriydi. Ciddi bir rakama Napoli'ye gitti. Allahyar, Ozan Tufan, Tisseran, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Berke Özer, Steven Colker, Mesut Özil. Yine çok fazla gündeme gelmese de bu aralar önemli bir ayrılıktı Fenerbahçe için. Luis Gustavo, Max Meyer, Sosa, Pelkas, Samatta, Burak Kapacak ve Thiago Çukur şu an Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular oldu. Tabii hepinizin bildiği gibi burada kiraya verilen oyuncular da var. Pelkas, Samatta, Burak Kapacak, Thiago Çukur ve Berisha kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrıldılar. Peki Fenerbahçe'ye kimler geldi bu sezon? Luan Perez, Pedro, Batshuayi, Lincoln Henrique, Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfancan Eğribayat, Thiago Çukur yine bu sezon içerisinde geldi gitti. Joshua King, Alioski, Buruma Fenerbahçe'nin transferleriydi. Sezon içerisinde Fenerbahçe'de böyle bir yapılanma oluşturdu. Ve son olarak size raporunu aktaracağımız takım da geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor olacak. Trabzonspor da transfer dönemine sakin başladı. Ondan sonra bir günde 3 ya da 4 oyuncu zannedersem Trabzonspor açıklamıştı. Sonra yine bir sakin dönem ve transferin son günlerinde yine Trabzonspor'un ciddi şekilde gaza bastığını gördük. Trabzonspor'da bu kez gelenlerden başlayalım. Trezeguet, Eren Elmalı, Maxi Gomez, Bardri, Umut Bozok, Bardra, Doğucan Haspolat, Lahtimi, Naci Ünüvar, Larsen, Yusuf Yazıcı ve Gbemen
Trabzonspor'da gelen oyunculardı. Trabzonspor iyi oyuncuları kadrosuna kattı. Peki kimler takımdan ayrıldı? Trabzonspor'da da tabii kiralık olarak ayrılan oyuncular var ama bu sezon kadroda görmeyeceğimiz isimler şunlar oldu. Ahmetcan Kaplan Ajax'a satıldı, biliyorsunuz iyi bir rakama. Cornelius bana göre sürpriz bir şekilde ayrıldı. Berat Özdemir, Kouassi kiralandı. Erce Kardeşler, Flavio tekrar kiralandı. Enis Destan kiralandı. Vakayeme Trabzonspor'un en ciddi kaybı olarak gözüküyor. Diabete zaten takımda yoktu ama ayrıldı. Gervinho, Yunus Mallı, Koyta, İsmail Köybaşı, Abdülkadir Parmak ve Puaç yine takımdan ayrılan oyuncular oldu. Bunların zaten bazıları kiralıktı. Bazıları Trabzonspor'un oyuncusu olsa da geçen sezonki kadroda yoktu. Ama Trabzonspor'un da transfer raporu bu şekilde gerçekleşti. Barış abi geçmiş olsun. Herkesin aksine ben bu transfer dönemlerini pek sevmiyorum. Sürekli transfer haberleri, o geldi, bu gitti, bu gelecek, eli kulağında uçak iniyor, o kalkıyor, bu gidiyor derken ben pek keyif alamıyorum. Ama bittiği zaman da mutlu oluyorum. Bir kadroları görüyoruz. Artık bundan sonra ne olacak, ne bitecek, takımlarla ilgili daha net bir tablo ortaya çıkıyor. Ama genel olarak hani beklenenin çok üzerinde bir transfer dönemi geçti. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Şimdi artık o transferlerin önce kağıt üzerinde sonra sahada bir plan ortaya konup onun uygulanması noktasında artık görev teknik adamlarda. Biz de takip edeceğiz. Çok ciddi bir ellerinde kaynak oldu. Kulübesiyle, sahasıyla, rotasyonuyla gerçekten önemli kadro derinlikleri ülkenin bu şartlarında, kulüplerin bu ekonomik koşullarında bu transferleri yapabiliyor olmaları, bu kadar giden oyuncu, bu kadar gelen oyuncu hakikaten hem bir başarı hem de koca bir soru işareti ve geleceğe matufta tabii yine kaygı verici boyutları var bu ekonomik tablonun. Ama umarım sportif neticeye, performansa döner, güzel bir futbol, güzel çekişmeli, mücadeleli bir lig seyrettirirler bize. Futbolun marka değerine katkı sağlayacak yatırımlar olmuş olsun bunlar. Sokağa atılmış paralar olmuş olmasın diye ben de umuyorum. Evet, şimdi Transfermarkt sitesini açtım. Transferler bitti. Şöyle bir transfer bilançosu oluşturmuş onlar da. Onu da size aktarayım. Bu sezon kulüplerimiz Barış abi Transfermarkt'a göre 98 milyon 600 bin euro gelir elde etmiş. 98 milyon 600 bin euroluk bir gelirimiz 100 var. 100 milyon euroluk satış yapmışız. Gelenlere de 116 milyon euro civarında bir para ödeme yapmışız. Yani. Bunlar ama herhalde bonservisler. Tabii yani gelirler, bonservis, basına yansıyan, açıklanan gelirler. Yani maaşlar yok tabii. Yok, maaşlar yok. Bunlar sadece satış. Evet. Gelen ve gidenler. Yani toplam bilançomuzda eksi 17 milyon euro gözüküyor. Şey aslında de çok önemli. Orada 17 milyon euro çok önemli bir para değil ama tabii gidenler giderken ne kadar maaş bütçesinde rahatlık yaratıldı. Yerlerine gelenlere ne kadar maaşlar verildi. Bu da çok önemli. Çünkü bu operasyonel masraf olarak devam edecek. Bir de kontrat şey de var boyunca. Hani senin söylediğinin yanında tazminatlar da var. Yani giderken tazminatlar var. Tazminatlar var. Bir de maaşlarla birlikte işte primler var. Tabii. Ve bu maaşlar kontrat boyunca devam edecek maaşlar. Dolayısıyla bu esas yükü onlar oluşturuyor. Tabii burada gidenlerin sayısının 433, gelenlerin sayısının 465 olması dikkat çekiyor. İşte o neyi endişe verici o? Yani 32 kişi fazla gelmiş değil mi? 30 küsur kişi fazla gelmiş. Yani o 32 kişi fazla geldiyse gidenden demek ki maaş bütçesi arttı. Hani 17 milyon eurodan çok daha bence kulüpler için. Bir de bunların biliyorsun bunlar bir de net rakamlar şeyler, maaş dediğimiz rakamlar. Yani 1.9 milyon euro Juan Mata alacak dedik ya demin. O net alacağı para vergiye karışmıyor. O Juan Mata'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında almış olduğu yıllık 1 milyon 900 bin euronun vergisini ödemesi lazım. Gelir vergisi ödemesi lazım. Bunun vergisini Juan Mata ödemiyor. Evet. Türkiye'de yapılan anlaşmalarda bütün oyuncuların gelir vergilerini kulüpler ödüyor. Hatta onu şöyle söyleyelim. Bu yansıyan rakamların 1.6 ile çarpılması
o kulübe tam olarak maliyetini gösteriyor. İşte o nokta altılık katlı fark o futbolcunun vergisi. Onu da kulüp üstlendiği için oyuncu diyor ki beni Türkiye devletiyle maliyesiyle muhatap etme diyor Türkiye'ye gelen her oyuncu. Her kulübe gelen oyuncu böyle Türkiye'de. Ben diyor bana vereceksiniz parayı ben hiç vergi falan karışmayacağım diyor. Benim vergi borcumu falan filan siz ödeyeceksiniz diyor. Kulüpler onu da ödüyorlar. Bizim konuştuğumuz bu 1 milyon euro maaş, 2 milyon euro maaş, 3 milyon euro maaş bunlar oyuncuya verilen paralar. Bir de bunların vergilerinde kulüpler ayrıca devlete borçlanıyor. Ha bazen ödüyor kulüpler borçlarını devlete. Bazen o vergi borçları siliniyor. O da devletin vergi kaybı oluyor. Peki şu garip değil mi Barış abi? 460 oyuncudan bahsediyoruz. Gelenler. Şimdi rastgele Bundesliga'yı açtım. Bundesliga'da rakamı söyleyeceğim ama 460 oyuncu geldiği noktada takım başına ortalama 24 transfer yapıyor. Bundesliga'da bu rakam 277 gelen oyuncular. Gidenler de yakın 268. Bizde de gelen giden yakın ama bizdeki değişimler çok radikal. Neredeyse iki katı. Evet. Yani Bundesliga öyle sanıştı. Şimdi neredeyse merak ettim. Çok yüksek bir rakam. Şimdi 400. Kulüplerde kadro istikrarı oluştukça kısa, orta, uzun vade planlama olup bu planlamaya sadık kalındıkça gelen giden oyuncu sayısı düşer. Bizde her yıl gelen yeni teknik adamla yeni bir kadro planlaması yapılıyor. Yeni orta, kısa, orta, uzun vade plan yapılıyor. Ve her giden teknik adamla bu yine çöpe atılıyor. Ve her yeni gelen teknik adamla sil baştan bir formasyon, bir oyun sistemi, bir kadro yapılanması, ona uygun oyuncuların transferi, ona uygun olmayanların gönderilmesi. Dolayısıyla bu trafiğe sebep oluyor ve bu iş değişmiyor. Yani bizim kulüplerimizin artık gelen teknik direktörlerden, giden teknik direktörlerden, gelen başkanlardan, giden başkanlardan bağımsız her kulübün şubesinin, futbol şubesi burada futbol, basketbol bir anlayışı olması lazım. Bu anlayış da bir devamlılık olması lazım. Giden gelen yönetimlerin değişen teknik adamlarla bunların değişmemesi lazım. Devamlılık esasıyla bir formasyon ve bir oyun sistemini her bir kulüp kendine göre karakterize edip oturtması lazım. Öyle olunca memnun kalmasanız da hocayı gönderseniz de sizin yapınıza uygun bir hoca getiriyorsunuz. Çok fazla oyuncu göndermek ya da çok fazla oyuncu almak zorunda kalmıyorsunuz. Mesela Fransa'yı açtım şimdi gene. Fransa'da gidenler 298, gelenler 324. Bir de orada bir fazla takım var. Yani bize göre oyuncu sayısı 400 küsur inanılmaz bir rakam tabii. 60 tane çok, oyuncu. Çok inanılmaz. Ya o tamamen bizim sil baştan sürekli yaptığımızı gösteriyor. Bir de işte her gidenle, her gelenle yeni tazminatlar, yeni kontratlar, yeni aracı payları, komisyonlar, menajerlere ödenen komisyonlar her bir transaction'da. Yani bunlar hakikaten yok olan, hiç ortada gözükmeyen ve markaya hiçbir değer olarak da bir şey getirmeyen kayıp paralar. Evet, böylece kısa bir transfer raporu yaptık büyükler üzerinden, lig üzerinden. Şimdi aramıza gideceğiz. Aramızdan sonra biraz telefon hattımızı da açalım. Bugün bayağı yoğundu. Buraya kadar geldik programda ama sizlere de mikrofonu açalım. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. Saatlerimiz 9.16. Her zaman olduğu gibi Bitay'dan size Bitcoin ve Ethereum'un fiyatını aktarayım. Bitcoin'de düne göre, hatta Ethereum'da da bir yükseliş var. Yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bitcoin'deki yükseliş %6.4 civarında ve şu an Bitay'da bir Bitcoin 377.500 lira civarından işlem görmekte. Ethereum'da da durum çok farklı değil. Ethereum'da düne göre %4'lük bir artışla 31.200 lira seviyesinden şu an Bitay'da işlem görmekte. Barış abi, bayağı dalgalı bir piyasa var. Hafta içerisinde bu rakamlara yakın düşüşleri söylemiştim. Şimdi haftayı kapatırken yine benzer rakamlarda yükselişleri söylüyorum. Şimdi tabii yani bu bir kere
14 Eylül 15 Eylül tarihleri yaklaşırken 14 Eylül ve 15 Eylül'e bağlayan o gece bekleniyor. Ethereum'un merge'ü var. Ethereum Bitcoin'den sonraki en büyük kripto varlık ve o proof of work algoritmasından proof of stake algoritmasına dönüş yapıyor. Bugüne kadar yapılmış en radikal algoritma değişimi. Bunun bir son zamanda bir hareketliliği vardı piyasada. Tabii şöyle genellemek lazım. Bitcoin her zaman başı çekiyor çünkü bütün 10.000 15.000 kripto varlığın içerisinde, kripto currency içerisinde gerçek anlamda merkeziyetsiz olan ve değer saklama aracı olarak bir dijital varlık olarak gerçek manada Bitcoin hepsinden ayrılıyor ve tek merkeziyetsiz ve tek kıt varlık, tek sınırlı varlık. Sadece kripto varlıklar arasında değil, diğer tüm varlıklar arasında, diğer para birimleri hayatımızdaki ve diğer metaller, diğer emtialar, diğer komoditeler arasında da, ticari ürünler arasında da Bitcoin yegane varlık. Dijitallerin dışında altından da, gümüşten de, diğer bütün değer depolarından da çok özel ve farklı bir varlık. Bunu ben yıllardır anlatıyorum. Tabii bu kripto varlıkların da riskli varlıklar olarak daha çok Nasdaq borsasındaki teknoloji hisselerine yakın bulunduğu için onlarla beraber hareket etmeye başladı son dönemde, ama günün sonunda risk iştahı yüksek yatırımcıların yatırım yaptığı varlıklar olarak son dönemde, son 1-1,5 yılda tüm dünyadaki enflasyonla mücadele furyasında parasal sıkılaştırmaya gidilmesi, yani faizlerin yükseltilmesi neticesinde paranın kaynağına Amerika'ya dönmesiyle alakalı tüm dünyada bu şeyden, rüzgardan nasibini aldı. Çok ciddi bir yükseliş yaşamıştı pandemiyle birlikte. O yükselişin bir kısmını son bir yılda, hatta son 11 ayda bir kısmını geri verdi Bitcoin'de. Çünkü işte Nasdaq borsası da, diğer dünya borsaları da düştü. Kripto varlıklar da bir ayı sezonuna girdi ve Bitcoin'de bununla beraber 69 bin seviyesini, tarihi zirvesini 10 Kasım 2021'de yaptıktan sonra 18-19 bin dolarlara kadar bir yıl içerisinde bu söylediğim sebeplerle, makroekonomik koşullarla beraber geriledi. Tabii bu zaman zarfında hep Bitcoin'in ve diğer kripto varlıkların durumu da tartışıldı. Regüle edilmeleri, regülasyona tabi olmaları, bunlar balon muydu, patladı mı, artık bu sefer bunlar sıfıra mı gidiyor, bunların bir değeri yoktu, bu bir kandırmaca mıydı, aldatmaca mıydı, işte bir dolandırıcılık şeyi miydi, bunlarla ilgili hep konuşulur. Bunların bir manası olmadığını, gerçekten kripto varlıkların başta Bitcoin olmak üzere farklı farklı sorumlulukları, görevleri yeni teknolojilerle hayatımıza soktuklarını ve geleneksel finansla bir şekilde, geleneksel yatırım enstrümanlarıyla bir şekilde bunların da hayatlarını sürdüreceklerini ve hatta giderek de yerlerini güçlendireceklerini düşündüğümüzde söylemiştik. Şimdi geçtiğimiz günlerde tabii çok ciddi gelişmeler oldu. Yani bütün merkez bankalarında çok yüksek faiz arttırma. En son Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puan faiz arttırması. Bunlar tarihi adımlar onlar açısından. Enflasyonu durdurmak için sürekli faiz arttırıyor Amerika ve Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları, Japonya vesaire, onlar da aynı yöntemi izlemeye çalışıyorlar. Burada açıklamalar da çok dikkat çekiciydi. Çünkü bu faizleri arttırdıkça bir riskle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, enflasyonu dizginliyorsunuz. Talebi sınırlıyorsunuz. Talebi, enflasyon iki sebeple oluyor biliyorsun. Bir maliyet enflasyonu var, bir de talep enflasyonu var. Şimdi maliyetler konusunda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Rusya-Ukrayna savaşı, gaz fiyatları, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki tedarik zincirleri ve savaşa bağlı sıkışıklıktan dolayı fiyatlar bir kere yukarı gidiyor. Bütün dünyada maliyetler yukarı gidiyor. Üretim zorlaşıyor. Üretim kıt. Zaten yetmiyor tüketime. Bir de yaşadığımız konjonktürel savaş vesaire koşullar, pandemi koşulları, bunlar maliyet enflasyonunu hayatımızda bir süre daha kaçınılmaz olarak tutuyor ve buna hızlı müdahale edemiyorsunuz. Yani maliyetleri düşürme konusunda yapabileceğiniz şeyler sınırlı ve uzun vadeli. Dolayısıyla en büyük müdahale, hızlı müdahale, talebe yapılacak müdahaleyle oluyor.
talebi kesiyorsunuz, talebin önünü kesiyorsunuz. Talep kesilince fiyatların artış hızı yavaşlıyor, yani enflasyon düşüyor. Talebe olan müdahaleyi de en hızlı yapma yolu faizleri arttırmaktan geçiyor. Faizler yükseldiğinde paranın maliyeti artıyor, parayı harcama maliyeti de artıyor, kredi maliyeti de artıyor. Dolayısıyla insanlar talep göstermeyi, tüketim alışkanlıklarını yatırıma, tasarrufa doğru yönlendirmek zorunda kalıyorlar. Bu şekilde oluyor ve şu anda da dünya buraya doğru gidiyor. Bunlar yapılırken bu beraberinde bir risk de getiriyor. Yani bu bir cennet değil, orada bir yöntem var ama onun da bir bedeli var. Her şeyin bir bedeli var. Ekonomi dediğimiz, iktisat dediğimiz şey kıt kaynakların, tamamen her zaman kıt olan kaynakların optimize edilmesi ve en verimli şekilde hayatta kullanılmasıdır. Yani iktisat bilimi bu demektir zaten, ekonomi bu demektir. Dolayısıyla siz iyi işte faizleri yükseltiyormuşuz, o zaman da enflasyon düşüyormuş, bunda o zaman dert edecek bir şey yok diyemiyorsunuz. Çünkü faizleri yükselttikçe bu nasıl talebi kesiyorsa, üretimi, tüketimi sınırlıyorsa, insanların harcadığı paranın maliyeti fazlalaştığı için onları daha az borçlanmaya yöneltiyorsa, daha az harcamaya ve daha çok tasarrufa yönlendiriyorsa, aynı derecede hayatı da, ekonomiyi de, ticareti de yavaşlatıyor. Çünkü bu sefer yatırım yapılmamaya başlıyor. İşlere yapılan yatırım azalıyor. İşten çıkarmalar artıyor. Çünkü tüketim azalınca o zaman satıcı da o zaman daha fazla üretmemeye ve yatırım daha fazla üretmek için yatırım yapmamaya başlıyor. Hatta karlılığı düştüğü için işsizliği körükleyecek hamleler yapmaya başlıyor. Bu da durgunluk yaratıyor. Şimdi durgunluk da enflasyon kadar tehlikeli. Çünkü durgunluk işsizlik demek, iflas demek, şirketlerin iflas demek, insanın işsiz kalması demek, gelirlerinden olması demek. Bu bir toplum için külliyen bir kayıp anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu dengelemek durumunda şu aralar artık enflasyondan endişe edildiği kadar artık durgunluktan da endişeleri konuşmalar yapmaya başlandı. Durgunluk da kendini iyice hissettirmeye başladı. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede artık çok fazla marjları kalmadığını hissettirmeye başladı. Bir de seçimler falan açısından da bu durgunluklar, işsizlikler çok tehlikelidir. Amerika'da da yaklaşan seçimler var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde artık biz bu sıkı politikaların biraz da artık mecburen sonuna yaklaşıyoruz hissi uyanmaya başladı. Bu biraz rahatlattı risk iştahı yüksek piyasaları, borsaları ve kripto varlıkları falan. Biraz burada artık düşüşün sonlarındayız. Bir yıldır zaten çok ciddi düşüşler yaşandı. %50 ile %80-90 arasında bütün piyasalarda düşüşler yaşandı. Varlık piyasasında ve borsalarda. Artık bunların sonuna geldik. Diplerdeyiz hissi uyandı her yerde. Bir de üzerine senin burada Bitcoin alakalı fiyatları verdiğin için söylüyorum. Bir de üzerine dün Amerika'da Security Exchange Commission başkanından ve Fed başkanı Powell'dan, Gary Gensler ve Powell'dan arka arkaya açıklamalar kripto varlıklara yasaklayıcı olmaktan ziyade düzenleyici olmak yönünde ve hatta onların avantajlı taraflarına da dikkat çekecek şekilde aydınlatıcı konuşmalar yapılması ve onların artık bu şekilde dillendirmeye başlaması öldürmeyen, adapte edici regülasyonların da yaklaştığını ve bu konuda pazarlıkların da devam ettiğini iyice kamuoyuna anlattı. Bütün bunların herhalde tezahürüdür, etkisidir, makroekonomik koşullardaki yumuşamadır ve bunların beraberinde bunlardır. Ciddi anlamda bir dün geceden beri olumlu bir harekette kripto varlıklarda Bitcoin'in öncülüğünde tabii başladı. Türkiye'nin global Bitcoin borsası BitAy alternatif piyasaları sundu. BitAy, geleceğin yatırımı. Evet. Yayındayız. Buyurun. Barış abinin açıklamalarından sonra 20.700 oldu. 20.800 de gördü. Ha. Sen reklamayınca 20.700'e düştü. 20.800 küsur da gördü. Benim sözümü kesip reklama gidince şimdi 20.700 civarında. Evet, %7'ye yakın bir yükseliş var dünden beri Bitcoin'de. Bitcoin tabii şu çok önemli. Gary Gensler, Security Exchange Commission Başkanı şunu söyledi dün. Dedi ki Bitcoin'i ve Ethereum'u ayırıyorum dedi. Zaten o Bitcoin'i baştan beri çok ayrı konuşuyor. Çünkü gerçek anlamda merkeziyetsiz olan tek varlık ve sınırlı olan tek varlık Bitcoin. Ethereum ciddi anlamda merkezileşti bu. Özellikle Proof of Stake'e geçişle beraber. Merkeziyetsiz diyebiliriz Ethereum ama sonuçta bir merkeziyet
hız için kaçınılmaz. Yani hızdan feragat ediyoruz Bitcoin'de merkeziyetsizlik için. Ama hızdan feragat etmek istemiyorsunuz, o zaman merkezileşiyorsunuz. Onlar daha teknik konular tabii. Ama Bitcoin ve Ethereum'un artık bir kitlesi ve bir şeyi var. Ayrı bir pozisyonu var. Ethereum'dan sonra gelen her şey için ciddi anlamda tartışmalı dedi gençler. Ve çoğunluğu hisse senedi regülasyona tabi olmak durumunda %90'ından fazlası gibi bir ifade kullandı. Burada tabii merkeziyetsiz finans özellikle dikkat çekiyor. Orada çok ağır regülasyonlar gelebilir. Onlara dikkat etmek lazım. Yani Bitcoin ve Ethereum dışındakilerde yani NFT tarafında işte gaming, kripto gaming, oyun teknolojileri tarafında, bilgisayar oyunu teknolojileri tarafında fırsatlar var elbette, ama merkeziyetsiz finansla alakalı çok dikkat etmek lazım, çünkü oralara çok ağır regülasyonlar geleceği. Geleneksel finansla merkeziyetsiz finansı buluşturma noktasında merkeziyetsiz finans kripto varlıklarının çok ciddi regülasyonlardan geçeceğini hissettiriyor, belli ediyor. Bu da normal, bu da doğal, çünkü son dönemde bu kış olarak değerlendirilen, boğa sezonu, ayı sezonu olarak değerlendirilen bu dönemde bir takım iflaslar da yaşandı. Ve bunlar hep merkeziyetsiz finansın güvenlik açıklarından oluşan iflaslardı. Hatta o iflaslarda rezerv olarak tuttukları varlıkların çoğunluğu Bitcoin olduğu için iflaslar nedeniyle Bitcoin'leri de satmak zorunda kaldıklarından Bitcoin'in de hiç günah olmadan fiyatında düşüşe sebep olmuştu o iflas eden mekanizmalar ve platformlar. Dolayısıyla bütün bunlara önlem alacağını merkezi otoritelerin düşünmek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek hayalcilik olur. Bunlardan da bahsedildi dün. Dolayısıyla bütün bu fiyat hareketleri özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında olumlu algılanması da son derece normal. Kalıcı olan bir piyasadan bahsediyoruz. Ama herkesin, tekrar söyleyeyim, çok volatil bir piyasada ister hisse senedi alın, ister altın alın, ister gümüş alın, ister Amerika'dan hisse senedi alın, isterseniz Bitcoin, Ethereum alın, isterseniz Platinum alın, ne alırsanız alın. Mutlaka sadece ve sadece kendi paranızla almanız, borç parayla almamanız ve o paraya da yakın bir zamanda ihtiyaç duymayacak olmanız gerekiyor. Orta uzun vadeli düşünmek için hem uygun şartlar var piyasa koşullarında, hem uygun fiyatlar oluştu son bir yıl içerisinde, hem de mecbursunuz öyle yapmaya, çünkü daha ne olacağı da belli değil. Çok hızlı hareketler oluyor o yukarı ve aşağı. Yakında ihtiyacınız olan bir paraya olmadık fiyatlara satmak zorunda da, aldığınız şeyleri, yatırımları satmak zorunda kalmayın. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9.35 yaptık saatleri. Süper Lig'de hafta, 6. hafta bugün başlıyor. İddia bölümündeyiz. Saat 20'de Alanya Spor Ankara Gücü karşılaşması var. Ankara Gücü geçen hafta Beşiktaş'a mağlup oldu. Bakalım nasıl bir performans gösterecek Ömer Erdoğan'ın Ankara Gücü takımı Alanya deplasmanında. Bu hafta pazartesi günü Beşiktaş-Başakşehir haftanın en önemli karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Aynı gün pazartesi günü saat 21'de Adana Demirspor-Trabzonspor mücadelesi de yine keyifli geçmeye aday. Bununla beraber şampiyonluk adaylarından Galatasaray pazar günü saat 20'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İddiada her zaman olduğu gibi yüksekoranlariddia.com'da sizleri beklemekte. Süper Lig karşılaşmalarında %7 daha yüksek oranla iddia.com'da kuponlarınızı yapabilirsiniz. Tüm sezon boyunca Süper Lig karşılaşmaları %7 ekstra kazançla sadece iddia.com'da olacak. Bu arada iddiaya yeni oyun seçenekleri de geldi. Onu da size hatırlatalım. Yeni ilk yarı oyunları, yeni combo seçenekleri ve her pozisyona heyecan katan ve 10 dakikada sonuçlanan yeni hızlı oyunlar iddia.com'da sizleri beklemekte. Detayları da iddia.com'da ve iddianın sosyal medya hesaplarında bulunmaktadır.
bulabilirsiniz diyelim. Evet, Süper Lig'de yeni hafta bugün oynanacak Alanyaspor Ankara Gücü maçıyla başlayacak dedik. Bu arada az önce telefon hattımızı açacağız demiştik. Telefon hattını açamadık ama şimdi programın sonunda bir iki dinleyiciye telefon hattıyla beraber yer verebiliriz. 0212 363 04 34 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de yayınımıza bağlanabilirsiniz. İlk dinleyicimizle telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar Ali abi, kolay gelsin. Barış abi günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Konya'dan arıyorum, ismim Bekir. Beşiktaş taraftarıyım. Söyleyeceklerim çok fazla aslında futbolla ilgili ama hayatın geneliyle ilgili bir şey. Barış abi, senin ne kadar donanımlı, ne kadar okuyan, araştıran bir insan olduğunu görüyorum, hissediyorum konuşmalarından. Geçen bir kitap okudum. Hani bu son olaylar, kurşunlama, sahaya girip tekme atma falan. Çocuğunuzu yetiştirirken diyor en önemli iki tane şey vermeniz lazım çocuğa diyor. Her şeyi bir kenara bırakın. Eğitimini, oturmasını, kalkmasını, her şeyi bir kenara bırakın. Temelde vermeniz gereken en başta iki şey var diyor. Bir, merhamet. Merhamet duygusu olmazsa insanda hiçbir şeyi üzerine koyamazsınız diyor. İkincisi, çocuğunuza empati yapmayı mutlaka öğretin. Yani her şeyde, futbolda bile. Bir penaltı, aynı penaltı bana verilmiyor. Aa, bana operasyon düzenleniyor. Aynı penaltı Galatasaray'a verilmiyor. Ya bunda bir şey yok, bu verilmese de olur deniliyor. Zaten empati yapabildiğiniz zaman o sahaya girip 40 metre koşup tekme atanın vicdanı olsa ayağının altıyla o hızda gelip o insana vurmaz. Aynı şekilde şimdi biz Ankara güçlerine kızıyoruz. İşte şöyle o yaptılar, böyle yaptılar. Lütfen herkes dönüp kendisine bakarsa zaten empati yaptığı zaman kendi vicdanına sormuş oluyor soruyu. Vicdan her zaman en doğrusunu söyler insana. Sadece bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim Barış abi. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Özellikle ilk başta söyledikleriniz çok önemliydi. Siz söylerken ben içimden vicdan diye geçirmiştim. Hani çok önemli iki şey, çocuğunuza en önemli iki şeyi vermeniz gereken ana baba olarak diye söylerken siz içimden vicdan diye geçirdim. Siz merhamet dediniz, aynı kapıya çıkıyor. Merhamet, vicdan. Gerçekten yani insan olmayı öğretmek lazım. Çocuğunuzun önce insan olduğunu ve insanın insan olmanın ne demek olduğunu, sadece bir kelime olmadığını, sadece bir doğada yaşayan bir varlık, işte bitkiler var, işte eşyalar var, doğada başka hayvanlar var, organizmalar var, işte biyoloji, şu bu, bunları öğreniyorsunuz ama işte insan da nasıl gelmiş, bunun da bilim kanıtlıyor zaten evrim yasasıyla falan filan. Ama bu kadar basit değil. Bizim insan olmaktan kastettiğimiz işte o dinleyicimizin söylediği merhamet duygusu, vicdan duygusu, insanı insan yapan değerler bu. Geçmişte yani okuduğum kitaplardan birinde vardı. Medeniyetin nerede başladığıyla ilgili bir tartışma yapılıyor bir yerde. İşte medeniyet nerede başladı? Medeniyet efendim ateşin bulunmasıyla. Medeniyet efendim ilk şeye avcı toplumdan işte yerleşik topluma, tarım toplumuna falan dönüşülmesiyle başlandı. O biri başka toprağın işlenmesiyle işte yerleşik düzene geçirmesi vesaire vesaire. İşte herkes bir şey söylüyor medeniyetle alakalı. Bir de şu söylenmiş medeniyetle alakalı. Medeniyeti, ilk insanların medenileşmesi şöyle oldu diye bir yorum var. Yine bulunan şeylerden, kemiklerden, yapılan arkeolojik çalışmalardan falan filan, bunlardan hepsinden bir sürü tabii geçmişte hayata göre, yaşama göre, yaşamın evrimleşmesine vesaire göre bir takım bu bulgularla çıkarımlar yapılıyor, tespitler yapılıyor. Bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş, şu kadar bin yıl önce böyle olmuş, bu kadar yüz bin yıl önce böyle olmuş. Bunlar anlatılıyor. Bunların kitapları var. Yani gerçekten 4,5 milyar yılda dünyanın nereden nereye geldiğini hakikaten görmek lazım, okumak lazım. Ben çok ilgiliyim bu konularda, okuyorum da. Hani şunu söyleyeceğim, diyor ki mesela bir tanesi, bana göre diyor medeniyet eskiden diyor insanlar diyor işte avlanan ve av olan ve avlanan varlıklardı. İki ayak üzerinde durmaya başladıktan sonra bu mücadele de bir müddet devam etti ve o mücadele esnasında tabii düşen, yaralanan ölüyor. Çünkü ona yardım edecek kimse yok falan filan. Sonra bir şeyde, kazıda kaynayan bir kemik bulunuyor. Ve bir kaynayan bir kemikte görüyorlar ki o güne kadar kemik kırıldıysa kaynamaz, yani o ölür.
av olur. Kemik kırıldıysa onun tedavi edecek vakit yok. Öyle bir ortam yok. Öyle bir yardım edecek birbirine bir duygu yok insanlar arasında ilk zamanlarda. Anlaşılıyor ki yine yapılan çalışmalarda bir takım yöntemlerle o birinin bir bacağı kırılıyor ve öbürü ona yardım ediyor. Ve bir başkasının yardımıyla bacağı kırılan bacağı iyileşene kadar korunuyor, besleniyor ve diğer tehlikelerden muhafaza ediliyor, taşınıyor bir yerden bir yere, sürekli yardım ediliyor yanındakiler tarafından, bir veya birkaç kişi tarafından ve o bacağı kırılmasına rağmen hayatta kalabiliyor ve o bacak iyileşiyor. Bunu fark ediyorlar. İşte diyorlar mesela medeniyet burada başlıyor. İnsanın medeniyeti burada başlıyor. Birinin birine yardım etmeye başlamasıyla, sosyalleşmeyle, hayatta kalmak için bir başkasına yardım etmekle başlıyor diye böyle tespitler de var. Dolayısıyla medeni olmak istiyorsak, insan olmak istiyorsak yardımlaşmamız lazım. Vicdanlı olmamız lazım ve dinleyim söylediği şey, diğer şey de çok önemli. Empati kurmak. Yani karşısındakinin durumunu anlamak. Karşısındakinin yerine kendini koyabilmek. Bu da iletişim için son derece önemli. İletişim de sosyalleşmek için önemli ve vicdan olan insanların yapabileceği şeyler bunlar. Vicdan, merhamet duygusu olan insanlar iletişime açık olur. Yardımlaşmaya açık olur. Karşındakinin yerine koyup onun hissiyatını da düşünerek hareket etme güdüsünü ancak merhametli olan, vicdanlı olan insanlar yapabilir. Çocuklara bunu verdikten sonra geri kalanı kolay. Eğitim son derece önemli ama ben onun için hep söylüyorum, eğitim ailede başlıyor. Aile terbiyesi her şeyden önemli. Aile terbiyesi olmayan insanlar istedikleri kadar eğitim alsınlar, istedikleri kadar toplumda yükselsinler, mutlaka o foya bir yerde çıkıyor ortaya, aile terbiyesi olmadığı. Dolayısıyla aileden başlayan terbiye toplumda da devam etmesi lazım. Onun için toplumun da, ailenin de, yani ana babanın da, toplumun da ahlaklı olması lazım ki evde ahlaklı yetişen çocuk toplumda ahlaksızlaşmasın. Okula gidip, iş hayatına gidip, şuraya buraya gidip, yaşı ilerledikçe o ailedeki değerleri kaybetmesin. O değerlerin pekişmesi lazım toplumda. Dolayısıyla ailede ahlak, toplumda ahlak medeniyetlerin ilerlemesi için son derece önemli. Şimdi eğitimle ilgili geçen gün bir şey duydum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki bir profesör, eğitim diyor, işte yok eğitim yeterli değil, eğitimsizlik büyük problem falan. Bu tam diyor karşılamıyor diyor. Eğitim baktığınızda diyor profesörler var, müthiş üniversiteler var, liseler var. Herkes bir eğitim alıyor günün sonunda. Yani eğitimsizlik dediğiniz şeyi nasıl oturtacaksınız? Peki bu kadar kötülük, bu kadar aptallık, bu kadar bir şeyleri idrak edememek, bu kadar eğitimin olduğu bir yerde nasıl olabiliyor? Aslında diyor eğitim yok değil, eğitim var. Ama diyor eğitimin seviyeleri var. Eğitim diyor, sizin aldığınız eğitim eğer size öğretileni öğrenecek kadarsa diyor, bu eğitim yeterli olmuyor diyor. Size öğretileni öğrenmenin ötesinde size öğretileni sorgulayabilecek bir eğitiminizin olması gerekiyor diyor. Size öğretilene öğretildiği gibi kabul ettiğiniz eğitim yeterli bir eğitim değildir diyor. Size öğretileni öğrenmekle birlikte o öğrendiğinizi de sorgulayacak, onun doğruluğunu sorgulayacak, yeni açılımlar yapacak bir eğitim anlayışı, gerçek bir eğitim anlayışıdır. Toplumda eksik olan eğitim de bu seviyedeki eğitimdir diyor. Yoksa düşünsene, ne profesörler var, televizyonlara çıkıyorlar, saçma sapan konuşuyorlar. Ya diyorum, bu adam profesör olmuş ama bu nasıl konuş? Neden? Çünkü kendisine öğretileni öğrenmiş, kendisine öğretilenle profesör olmuş. Ama kendisine öğretileni sorgulamayı öğrenememiş. Yani eğitimi yeterli olmamış. Kendisine öğretileni öğrenmenin dışında o öğretilen acaba yeterli midir, doğru mudur, çağa uygun mudur falan diye sorgulasa, aslında bu seviyede bir eğitim toplumu sürekli ileriye götürecek, doğruya, hakkaniyete, ahlaka, vicdana götürecek eğitim, empati edecek eğitim zaten bu eğitim. Dediğim gibi ailede başlayıp ahlaklı olduktan sonra, vicdanlı olduktan sonra, empati kurduktan sonra ve ben işte onun için ekliyorum dinleyicimize, sorgulama yeteneğini vermeniz lazım çocuklarınıza. Neden? Her zaman neden diye sorması lazım. Veya bunun arkasında ne var? Bu böyle oluyor ama niye böyle oluyor? Bu böyle ama niye böyle? Bunları sorduğumuz, bunu yapıyorum ama neden yapıyorum? Bunları sorduğunuz müddetçe çocuğunuz da sizi geçecek, onun çocuğu da onu geçecek, toplumlar da böyle ilerleyecek. Evet, var mı dinleyicimiz? O da son dinleyicimiz olsun. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Adım Feyyaz. İstanbul'dan arıyorum, özel şoförlük yapıyorum. Benim değineceğim konu aslında sporla ilgili değil de az önce
Barış Bey'in söyledikleri katılıyorum. Siz de otomotiv sektörüyle ilgili konuşun, tam olsun. Çorba yapıp kapatalım. Şöyle, transferle başladık, maçlarla başladık. Arkasından evet, eğitim, meyitim, empati, vicdan. Sonra da otomotiv sektörünün sorunlarıyla kapatırız. Hepsine katılıyorum. EYT, bir de EYT konuşuruz. Bu Bitcoin konusunda katılmadığım tek şey, bu sanal dünyadaki bu sanal paranın karşılığının olmadığına inanıyorum ki insanlar hazır paraya. Çünkü yani hazır paraya yöneldiği için yatırım, üretim olmuyor yani. Çünkü herkes kısa yoldan zengin olmayı hedefliyor şu anda. Yani ben buna karşı bilmiyorum. Ben şimdiye kadar hiç böyle bir şeylerle oynamadım. Yatırım da yapmadım. Çünkü bu paranın karşılığı yok. Yani neye yatırdın? Bir üretim yapılıyor mu bu parada mesela? Bitcoin, herkes Bitcoin'e yatırım yaptı mı? Bitcoin bu paranın sonucunda bir üretim yapabiliyor mu? Gıda olsun, enerji bakımı olsun. Çok yanlış yani şey. Yanlış bir şey. Şimdi saatte şimdi, yanlış bir şimdi, söz oldu. Yanlış platform, yanlış saat, yanlış evet, zaman. Yanlış kişi. Bir de yanlış kişi. Çünkü burada şu var. Biz tabii teknolojik okur yazarlık çok önemli. Okur yazarlık bu ülkenin problemiydi. Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk okuma yazma seferberliği yaptı. Evet. Çünkü toplumun %10'u, %5 ile 10 arasında bir okuma yazma oranı vardı. Atatürk okuma yazma seferberliği başlattı Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber. Ve bugün %80-90'lara çıktı okuryazarlık. Ama %80-90'lara çıkan okuryazarlık sadece okuduğunu, yani önünde yazanı okuyabilmekle alakalı bir okuryazarlık. Şimdi okuryazarlık artık çok başka bir yöne doğru gitti. Finansal okuryazarlık bilmek lazım. Teknolojik okuryazarlık bilmek lazım. İşte sorduğunuz soru finansal ve teknolojik okuryazarlık bilmeyi gerektiren bir soru. Bu sadece okuryazarlık bilecek bir şey değil. Yani dolayısıyla burada tabii Bitcoin veya diğer bütün yatırım enstrümanları hangi amaca hizmet ediyorlar? Ne var karşılığında? Ne üretiyorlar? Ne katıyorlar hayatımıza ki biz bunlara yatırım yapalım ya da bunların değeri bugüne kadar yükseldi ve bundan sonra yükselmeye niye devam etsin? Bunların cevaplarını burada saat 9.45'te vermek doğru değil. Çünkü burası onun tam yeri de değil. Biz sadece belli bir teknolojik ve finansal okuryazarlık olması açısından bir spor programının içine olabileceği kadar bunları koyuyoruz. Sponsorlarla da bunları besliyoruz. Bunun ekonomisini yaratıyoruz. Bunun bir adım ötesinde sizin bu araştırmayı yapmanız lazım. Benden istiyorsanız bunun cevabı bende var. Ama bunun için buraya gelmeniz lazım. Karşılıklı oturup konuşmamız neyse, lazım. Yani yayında cevap verebileceğim bir konu değil. Size bunu anladım, oturup anlatmam lazım. Tamam. Onun için de kalkacaksınız Sarıyer'e, bana çay içmeye geleceksiniz. Ya da daha kolayı açacaksınız interneti, oturacaksınız. Bak ne diyor, ilk oku diyor değil mi? Kur'an'da evet, ilk oku diyor. Evet. Okuyacaksınız. Niçin var Bitcoin? Niçin çıkmış? 2008'de niye çıkmış? Hangi problemlerden dolayı çıkmış? Hangi teknolojide çıkmış? Anladım. Efendim? Sadece şunu merak ettim. Yani ekonomiye katkısı sadece sponsorluk alanında var. Ama üretim konusunda mesela dünyada şu anda krizler var. Yani ekonomi kriz var. İş yerleri kapanıyor. Şeyler kapanıyor. Yani bunu parayı yatıran yatırıp karşılığını bakın, hiç bakın dediğim hani gibi bu benim bunun cevabını çok uzun size verebilirim ama çok bir cümleyle eğer cevap vermem gerekiyorsa, Bitcoin neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Şimdi bugün para kazanmak çok önemli değil mi sizin için? Hepimiz için. Herkes için, ülkeler herkes için, toplumlar için. Para kazanmak çok önemli. Çünkü her şeyi parayla satın alıyorsunuz. Para kazanmak kadar önemli olan, size bir şey daha söyleyeyim mi? En az para kazanmak kadar önemli bir şey söyleyeyim. Kazandığınız paranın alım gücünü korumak. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. Şimdi sizin kazandığınız, bütün gün çalışıyorsunuz. Bütün ay çalışıyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun ekmek parası, market parası, sağlık parası, okul parası. Bu kazandığınız parayı eğer kazandığınız gibi alım gücüne dönüştürmeden, bunun alım gücü düşerse, yok olursa kazandığınız paranın ve harcadığınız emeğin bir kıymeti kalır mı? Kazandığınız tamam, parayı alım gücüne dönüştüğü ölçüde ise sizin için bir değeri var. Yani siz ben ayda 5000 lira kazanıyorum dediğinizde 5000 lirayla ne alındığını, 5000 lirayla hangi hizmetlerin alındığını eğer tarif etmezseniz, ayda 5000 lira kazanıyorum demek hiçbir şey ifade etmez size veya bize. 5000 lira kazanan bir adam ayda eğer ekmek 4000 liraysa açtır. Kimseye de bakamaz, kendine de bakamaz. Ama 5000 lira kazanan bir adam ayda ekmek 10 kuruşsa
varlıklı bir adamdır, iyi para kazanıyordur. Yani kazandığınız paranın değeri o kazandığınız para için harcadığınız emek ve zamanla da beraber bütün bunların değeri nerede ortaya çıkar? Alım gücünüzde ortaya çıkar. İşte Bitcoin gibi sınırlı varlıkların size en büyük vaat ettiği şey, merkeziyetsiz ve sınırlılığının size en büyük vaat ettiği şey alım gücünüzü korumaktır. Bunu sonra oturun, daha uzun boylu devam edin okumaya, çalışmaya, tamam? Buradan tamam, başlayın tamam, ama. İnşallah görüşürüz. Evet. Merkeziyetsizlik ve sınırlılıktan başlayın. Alım gücünü korumak kelimelerinden yürüyün bakalım. Nereye geliyorsunuz? Bir yere gelemezseniz bana gelin. Bunun da bence en iyisi hükümetlerin veya devletlerin garanti almasına. Çünkü bazıları vurup kaçıp gidiyor mesela. Olan bir sürü yatırım. O bambaşka bir şey. O bambaşka evet, bir şey. Yani denetim ve bu sadece Bitcoin ya da kripto varlıklarda değil, bütün işlerde, bütün sektörlerde nereye yatırım yapıyorsanız veya kimle iş yapıyorsanız, yani hisse senedi alıyorsanız borsadan değil mi? O hisse senedi de denetleyen bir kurum var. Neresi? Sermaye Piyasası Kurulu. Yani denetleyici kurumların nerede bir ticaret varsa, nerede bir borsa varsa, bir market varsa orada mutlaka denetleyici rolünü iyi bir şekilde devletlerin yatırımcıları, halkı, vatandaş, vergi verenlerini korumak için görevlerini yapmaları gerekiyor. Bu bambaşka evet, ve her şeyle alakalı tamam, bir konu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yani dinleyicimiz sorduğu şeyler tabii çok uzun konular, çok geniş konular. Doğru adama soruyor. Bunları ben hepsini çok iyi bilirim. Sizin futbolu bildiğinizden de fazla bilirim. Ama yanlış zamanda soruyor. Bir de yanlış yerde soruyor. Radyo Spor'da, spor programında bunlar olmaz. Ama şunu iyi bilsin. Sorduğu soruların cevabı o kadar var ki, yani dünyada o kadar var ki o cevaplar. Hiçbir şey zaten bir günde olmuyor. Yani bu varlıklar gelip kimileri geliyor, kayboluyor, gidiyor. Kimileri geliyor, kendini zorla kabul ettiriyor. Yani bugün ben dinleyicilerimize merkeziyetsizlik diye bir şey söylüyorum. Merkezi yapıların, bugün merkezi yapı düzeninin, işte neoliberalizme kadar gelen bu bütün sistemin, düzenin, insanların emeklerini, alım güçlerini nasıl sömürdüklerini eğer anlamazsa, eğer bunu anlayamazsa, yani bizim bu, yani bu neoliberal düzen dünyada küresel sermayeyle, bilmem hareketlerle, bilmemlerle nasıl insanların dünyada fakirleştiğini, sabit gelirlerin özellikle nasıl fakirleştiğini, alım güçleri nasıl düştüğünü ve bu merkezi otoritelerin düzeninin bunun üzerine kurulu olduğunu eğer idrak edemezlerse, alım gücünü korumak için neler yapılabileceği ve merkezi yapılarla mücadele etme konusunda merkeziyetsizliğin ve sınırlılığın neler getirebileceğini ve bunu teknolojik altyapıyla, internet altyapısıyla bugün hangi fırsatları açtığını, işte blockchain teknolojisi vesaire, bunları anlayamaz. Önce paranın ne olduğunu anlamamız lazım. Paranın ne manaya geldiğini anlamanız lazım. Para alım gücü demektir. Alım gücünü korumanın da nasıl olabileceğini ya da alım gücünü neden koruyamadığınızı, bütün dünyada sürekli alım gücünün azaldığını, bütün dünyada hangi para birimi ve hangi ülkede olursanız olun, 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl içerisinde hangi süreçlerden geçerek nasıl fakirleştiğinizi, sistemin hangi çarklarla beslendiğini ve neye yol açtığını anlayamazsanız, o zaman da sorgulayamıyorsunuz, hesap soramıyorsunuz, kendinizi koruyamıyorsunuz, fırsatları da göremiyorsunuz. Bunu da böyle kapatalım. Evet, bu haftalık Sabah Spor'un sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Mert Eren bu hafta izindeydi. Biz de sizlerle dolulu bir haftayı geçirdik. Tekrar pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Spor'u artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.